Telegol'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündemimiz bir hayli yoğun. Galatasaray'ın fark attığı, Fenerbahçe'nin de Erzurum'da şov yaptığı bir hafta. Beşiktaş Hatay'la berabere kaldı. Alanya bugün kendi sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Ligin üstü de altı da oldukça karışık. Ve önümüzdeki hafta bir Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak. Ama bugün Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamaları gündem yine farklı bir yöne çekilmiş oldu. Oğulcan Çağlayan'a Galatasaray'ın sezon başında Rize Spor'dan satın almış oldu. Daha doğrusu bonservis elindeydi. Bu oyuncuyla ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu 6 maçlık men cezası kararı ve 1.2 milyon euroda Galatasaray Kulübü'ne bir ödeme çıkarma olayı Ali Koç'un da gündemindeydi. Ali Koç'un yine gündeminde yayıncı kuruluş Beyinsport'un Kasımpaşa-Konya maçındaki seyirci efektiyle ilgili Fenerbahçe'ye hedef alan, Fenerbahçe aleyhine olan bir seyirci efektle ilgili bir açıklaması vardı. Gündem bugün bir anda farklı boyutlara ulaştı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de Galatasaray Televizyonu'na önemli açıklamalar yaptı. Az önce de kendisini canlı yayına davet ettim. Onunla ilgili de açıklamaları vereceğim. Transferler Mesut geliyor mu, gelmiyor mu? Galatasaray İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istedi mi? Beşiktaş Talisca ile tekrar sözleşme yapacak mı? Her kulüp bir çalışma yapıyor. Şu anda bir sessizlik hakim ama önlerinde daha yine bir 20 günlük bir süreçte olduğunu da söylemek lazım. Özellikle Mesut Özil ile ilgili Fenerbahçe'nin büyük bir beklentisi var. Taraftarın bir sabırsızlığı söz konusu ki Fenerbahçe tam da rayına oturmuştu. Bugün de Erzurum'u 3-0'la mağlup etti. Bakalım Mesut'un montesi nasıl olur? Gelirse ne artılar ne eksiler katar? Bunları değerlendireceğiz yorumcularımıza. Fatih Terim de transfer politikasını açıkladı. Her hafta olduğu gibi Ahmet Erdan Tercan ve Adnan Aybaba ile birlikteyiz. Benim unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz bir şey var da. Her programın içinde söyleyeceğiz. Var tabii. Bir iki tane önemli şey var. Ne gibi? Ya mesela şöyle anlatayım. Maç seyrediyorum o gün. Karagümrük maç yapıyor. Konya Spor'la. Diyorum ki amma tuhaf stat. İstanbul'a diyorum bu stadı yeni mi yaptılar falan. Ne kadar da hoş stat falan. Bir bakıyorum ki Kocaeli stadı stat. Ya kardeşim İstanbul'da stat mı yok? Tamam. Karagümrük'ün stadını beğenmiyorsunuz. Bir dakika. Karagümrük geçen yıl TFF birincilikteyken maçlarına Karagümrük'te oynuyordu. Üstelik full seyirciyle. Ben diyorum full ki seyirci yok. Şimdi seyirci alınmıyor. Yani bırak adam oynasın. Bırak oynasın. Yani daha enteresan. İkinci söyleyeceğim daha da enteresan. Bu ilki bence az enteresan olanı. Bir kere Karagümrük'e İstanbul'da bir stat bulup oynatamaman ayıp. Yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Başakşehir'in, İstanbul Spor'un. Yani stadı olan bütün takımların ayıbı. Yani 8-10 tane takım sayarım böyle stadı olan. Ayıp. Üstelik seyircisiz oynanıyor. Yani bir şey yapmana gerek yok. Ortada bir çim sağ olsun yeterli. Hadi onu kabul ettim. Peki bugün Fenerbahçe Erzurum Spor maçında Erzurum sahasının hali ne? Yani sen Kasımpaşa stadında maç oynatmıyorsan, Karagümrük stadında maç oynatmıyorsan Erzurum Spor'un sahasında hiç maç oynamaması lazım. Patates tarlası gibi bir saha. Yani tövbe aşağı belki patates tarlası bile daha iyidir. Evet, ben o 7 sene Erzurum'da yaşadım. Hava şartlarını, iklim şartlarını biliyorum. Stadı ona göre yaparsın, alttan ısıtmasını çalışırsın vesaire. Ona göre düzgün topu topu orada, hadi eskiden 2 haftada bir, şimdi 10 günde bir falan maç oynanacak ya da bilemedin 7-8 günde bir. Yani tamam, o hale getirirsin. Bence satır başlarını söyleyin, ondan sonra satır başı bu. Bu bayağı uzun tane, bir satır başı oldu. İki tane satır peki başı. Sevgili Adnan, nasıl geçti haftan? Evet, hafta sonu. Ya hafta sonu. Ve futbola dair senin bir evet özetin olacak mı? Tabii şimdi öncelikle iki tane güzide kulübümüzün başkanlarının bugün verdikleri demeçler gerçekten sıkıntılı demeçler diye düşünüyorum. Çünkü böyle kulüplerimiz birbiriyle ezeli rakipler özellikle birbirleriyle atışmaya başladığı zaman futbolumuzda zaten bir dengesizlik var, bir sıkıntı var. Bir virüs olayı var, bir sürü şey var, hakem sıkıntılarımız var, var sıkıntılarımız var. Bir de şimdi kulüpler transfer dönemleri sürekli birbirlerine başladılar atıfta bulunmaya. Bu arada çok ilginç bir gelişme var bana göre de. 3 tane takımımız peşi sıra sıralandı, 3 büyük takımımız.
Bu da ilginç bir şey. Son yıllarda epeydir ben bunu görmüyordum. Zaten en herkesin amacı bu dönemde, hedefi de bu değil mi zaten? Bunu konuştuğumuz bir konu vardı herhalde. 3 hafta mı 4 hafta önceydi. Herhalde burada da bu hedefe ulaştık. Netice olarak tabii tahkimin vereceği ceza Oğulcan konusu var. Senin de söylediğin gibi ben de onu merakla bekliyorum. Neler olacak? Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesinde şimdi elimize ulaştı. Geldi mi? Onu da az sonra ekranlara vereceğiz. Burada Rize Spor'un bir başvurusu var Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na. Hayır, Oğulcan Çağlayan bizden ayrılamaz, sözleşmesi devam ediyor. Oğulcan da sözleşmesini feshederek, bonservisini alarak Galatasaray'ın yolunu tutuyor. Kim haklı, kim haksızı da konuşacağız. Gündüz oynanan Erzurum-Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Bence de öyle başlayalım. Olur mu? Olur. Hiçbir sakıncası yok. Şimdi sonuçta orada yeni taze bir maç, 3-0. Yine Pelkas'ın müthiş bir katkısı. Bence Fenerbahçe konuşmuşken Alanya maçına da değinelim. Çünkü biz çarşamba günü program yaptık. Perşembe günü Fenerbahçe maçı oynandı. Fenerbahçe'den bahsedeceksek iki maçtan da özellikle Alanya maçından da biraz bahsedelim. Biraz bahsedelim tabii. Yani, tabii üzerinden bir... Önemli bir iki nokta var çünkü orada. Söyleyin ne gibi mesela? Mesela orada ben maçı seyrediyorum, oturdum. Daha ikinci dakikada Enner Valencia çok net bir şekilde hakemi itti böyle elleriyle. Şimdi ben sana soruyorum, Adnan'a da soruyorum. Hakemin sağ içinde itmenin futbolda karşılığı ne, cezası ne? En az sarı. İtiyorum ya böyle hadi falan yani demiyorum. Yani bir çarpmayla ilgili olursa istemeden. Yahu kazayla çarptı adam, kırmızı kart gösterdiler bundan 6-7 hafta önce. Tartıştık hatırlarsan sen. Ne ben dedim vallahi bunda bir şey yok. Sen olur mu hocam geliyor böyle. Sinan Gümüş'ün kırmızı kart gördük. Tabii aynı, bravo, çok güzel, harika hatırlıyorsun. Evet. Aynen öyle. Bunda daha ikinci dakikada Valencia'nın atılması lazım. İkinci dakikadan sonra da Fenerbahçe'nin 10 kişi oynaması lazım. Bu taraf. Öbür tarafa bakıyorsun. Fenerbahçe'nin Alanya'nın attığı penaltıda, 2-1'e getiren penaltıda, ondan önce çok net Alanya Spor'un peş peşe faulleri var. Yani o faulleri vereceksin, bitecek iş. Bildiğin faul yani. Aynı şey bu hafta. Faul dediğin yani orta sahada olan fauller mi? Yok yok ya. Penaltı olmadan yaklaşık o 20 saniye önce Alanya Spor'un yaptığı net iki tane faul var peş peşe. Penaltı onun akabinde oluyor. Fenerbahçe'ye verilen penaltı da haksızlık yine orada. Başka boyut olarak baktığın zaman. Gel şimdi, niye haksızlık? Çünkü faul var daha önceki pozisyonda. Şimdi yani o zaman... Ya ben sana faul yapıyorum. Biz şimdi her maçtaki her pozisyonu, her faulü mercek altına alırsak o zaman maçlar nasıl o zaman bitireceğiz? Ben diyorum ki... Bana göre Halil Umut Meler son dönemin en iyi maçını yönetti diyorum. Halil Siz şimdi bir art niyet arıyorsanız... Yani art biz... niyet aramıyorum ben. Hata var orada. Yanlış bak. Tamam. Ben büyük diyorum? Takıma karşı bir lehine yapılmış hatalardan bahsediyorsunuz. Tabii aleyhine. Fenerbahçe'nin aleyhine hata yapıldı. Lehine değil. Fenerbahçe'nin aleyhine hata yapıldı. Fenerbahçe 2-0 öndeyken, Alanya Spor bastırırken, Alanya Spor iki tane faul yapıp topu aldı. Şimdi öyle söyleyin. He. Tamam, ha, o faul yapıp olmadı. Topu aldı. Ondan sonra da ceza sahasında penaltı pozisyonu oldu. Halbuki 10 saniye önce iki tane faul var peş peşe. Şimdi Fenerbahçe'ye de yazık. O maç 1-0 önde. Birçok hakem yalnız Kadıköy'de Alanya'nın o penaltı pozisyonunda düdüğü çalamaz. İşte iki tane faulü vermiyor. Ben Türkiye'de çok gördüm öyle itmelere çalınmayan. İşte ben hala de diyorum da. ben de diyorum ki iki tane faulün peşine vermeyip bir de o penaltıyı verince yine benim aklım başka yere gidiyor yani. Daha enteresan bir şey söyleyeyim o zaman. Konuyla ilgisi yok ama. Mesela Sivas-Gaziantep maçında da aynı şekilde Gaziantep'i resmen biçti hakem yani. Resmen biçti. Bildiğim biçti. Vakti gelince onu da konuşuruz. Yok, %100 doğru. Maçı izledim. Sivas'ın ilk yarının sonunda beraberlik golünde iki tane net faul var. Net. Aynı şey işte. Ve ben utanıyorum hakemler adına. Bir defa bile... beklemediler. Ne VAR'a gittiler ne de bu olayı kendi aralarında istişare bile etmediler. Direkt santrayla başlattı. Büyük bir haksızlık. Şey de ona kadar... Ve Gaziantep'i bir anda yarıştan bana göre kopardılar. Diyelim ki Fenerbahçe ile ya da Galatasaray ya da Beşiktaş'ta Galatasaray lig sonunda geldiler. Attıkları 60, yedikleri 20. İkisinin de. İkisinin arasındaki maçlara baktılar. Pardon, Galatasaray'ın attığı 61, 7'yi 20, Beşiktaş'ın attığı 62, 7'yi 20. Baklar ikisinin arasındaki maç, iki maçta 1-1 bitmiş. Genel averaja bakacaksın, büyük haksızlık var.
Galatasaray 4-0 önde. Oğulcan'ı almış topu gayet güzel. Olmayan hayali halüsinasyon bir elle oynamayla oyunu kesiyorsun. Oğulcan'ın attığı golü orada atacağı %99 o. Hele ki Gençler Birliği kalesinde kaleci de yok zaten bu hafta. Atacağı golü %100 tıpkı Beşiktaş'ın kalesinde sezon başından beri kaleci olmaması gibi. Dolayısıyla atacağı golü %100 engelliyorsun. Bu da haksızlık. Peki Adnan sen ne düşünüyorsun? Hakemleri zaten çok dengesiz olduğu, evet. Her hafta inanılmaz çelişkili kararlar verdiği, güçlü takımların her zaman bir şekilde kafayı çıkardığı ama küçük takımların bir şekilde hep dibe itildiği bir hakem mafyası kelimesi de çok kendime de yani bu kelimeyi söylediğim için söylemem lazım ama ciddi bir hakemler arasında dayanışma mı? Hata yapma dayanışma. Bir birlik mi var anlamıyorum ben. Yani Gaziantep, Sivas-Gaziantep maçı bugün medyada en az konuşulan maç ama maçı incele dersin ki ya bu hakemi hemen getir lisansını burada yırtayım dersin. Hatta Vardaki'yle beraber dersiniz ki nereye dönüyorsanız dönün kardeşim Ankara'ya mı İstanbul'a dönüyorsanız. Siz art niyetli maç yönettiniz. Bir değil iki net foul var. Yani diyoruz ya bir Sumidika ceza alıyor. Bu adam agresif hale bana göre Türkiye'de hakemler getirmiş bu adamı. O zaman adam bak şeydeydi, locada izledi. Cezalıydı yine, sarı kart cezalısıydı. Yardımcı hoca vardı. Yine doğradılar. Şimdi ve ya şunu yani şu bile olmadı. Ne diyorsun? İşte vardaki adamla bir konuşma olur değil mi? Yani evet. Bir dakika der, bekle der. Santra yapacak adama bekle denir. Yani genelde Türkiye'de hep bu moda ya şu anda. Her golde adam 30 metreden vuruyor. Bir dakika bekle diyorlar. Penaltı atıyor, yine bekle diyorlar. Doğru. Altı pastan atıyor, bekle. İşte ceza sahası dışından bekle. Bu golde hiç bekleme yok. Direkt başlattı santrayla. Bir şey demek ki ona tezgahı var ortada. Çünkü aman belki beni hemen var uyarmadan ben bir an önce başlatayım mı? Düdük çaldıktan sonra tekrar geri dönüş olmasın diye. Böyle bir şey seziyorum ben. Şimdi gelinen nokta hakikaten Türk futbolu için üzücü bir nokta. Bu hakemleri bir türlü bizler çözemiyoruz. Yani bugün Türkiye'nin en elit hakemlerine bakıyoruz. İki tanesi, üç tanesine olağanüstü hatalar yapıyorlar. Genç hakemlerimize bakıyoruz. Olağanüstü hatalar yapıyorlar. Şimdi o zaman burada iki türlü düşünmemiz lazım. Bir, ya bizim hakemlerimiz hakikaten bu işi bilmiyor. Becerisizler, yeteneksizler. Yani futbol adına futbolu bilmiyorlar. Futbolu yaşamamışlar. Futbolun içinden gelmemişler. Futbolun doğasını bilmiyorlar. Çünkü futbolun doğasını bilmeden arkadaşım bir futbol maçını yönetemezsin. Bu halı sahada dahildir. Halı sahaya çıkalım bakın biz bir maç yönetelim. Eğer o maçın doğasını bilmezsek halı sahadaki iki takım da birbirine girerler. Şimdi ya bunu alalım. Halı sahaya çıktığında affedersin hakemle mi oynuyorsun ya? 7 kişi bir taraf, 7 kişi bir taraf. Hani orada kendi aramda karar vere vere gayet güzel oynuyorsun. Onu da oynuyorsun. Şimdi burada teknoloji var. Teknolojinin en güzeli var artık. Varı getirdik. Adalet gelsin diye. Hakemlerimize sürekli yurt dışından eğitim alıyoruz. Doğru mu? Yurt dışından çok önemli hocalarımız geliyor. Eğitim veriyor. Şimdi gelinen noktada. Eğer bu işi başka türlü düşünürsek acaba hakemler arasında, futbolcu arasında bir çete organizasyonu olmaz mı? Hocaları gönderebilirler, hocaları getirebilirler, kaptanlarını yiyebilirler takımlardaki, arkadaşlarını gönderebilirler. Olmaz mı? Olur. Hakemler içinde neden olmasın bazı şeyler? Bunun var mı bir şeyi? Yani hayır bu olmaz diyebilir miyiz? Yani mesela 3-5 tane hakem birbirini tutup, 3-5 tane hakem birbirini tutmayabilir mi? Ya da bu hakemler içinde bazı takımlara karşı sempati var mı? Ya da bazı kulüp başkanlarına karşı bu hakemlerin içinde sempati var mı? Bir şey soracağım size. Hakemlerimizin artık ekonomik durumları nedir arkadaşlar? Çok iyi seviyeye geldi. Maşallah iyi profesyonel seviye. Oldular. Hepsi maç alıyor ve kasaları doluyor. Şimdi ama bize verdikleri iş profesyonelce parayı alıyorsun ama sen bize verdiğin iş, yaptığın iş amatör ruhla bile değil. Bunu bile başaramıyorsun. Acaba futbolun içinde Serhat Ulueren ya da sevgili hocam acaba iddia ile ilgili esintiler mi var? Bu kadar büyük rantların, bu kadar büyük paraların döndüğü bu maçlarımızda acaba bir şeyler mi var? Yani pis kokular mı geliyor futbolumuzda bu hakemlerle ilgili? Acaba bunlar da varsa ileride bunlar da ortaya çıkar mı? Bugün iddianın dünya dahil girmediği hiçbir nokta yok. Bugün herhangi bir ilk hakemin iddia oynamasını engelleyecek bir durum yok. Var mı? Karısının kredi kartıyla oynar. Evet. İşte oğluna peki. Çıkarttı veya akrabalığı çok yakın olduğu. Bilebilir misin? Arkadaşı bilemezsin. Bilebilir misin? Bilemezsin. Sana ben bu yani her şey zaten yani bunun internet üzerinden bak, online oynanıyor artık. İddiadaki parayı biliyorsun herhalde. Müthiş. Ne kadar büyük bir paranın döndüğünü biliyorsun.
Burada futbol takımları bile bazen bunu yapabilecek kapasiteye sahipler. Zaten dünya futbolunda bu çok önemli bir nokta. Acaba diyorum bizim hakemlerimiz bu konuda bazı şeylere mi yöneliyorlar? Yani bazı organizasyonun içinde mi varlar? Aa, bir şey söyleyeceğim. Bunlar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Belki de bizim hakemlerimiz çok dürüst. O zaman hakikaten bunlar bu işi bilmiyor. Ben Mustafa Öğretmen olduğunu Fatih yani. Terim attığı andan itibaren yakın takipteyim. Bu Covid'li olup iki gün sonra maça çıkan Mustafa Öğretmen ondan acayip derecede rahatsızım artık. Ya ben her şeyden rahatsızım ya. Sırf ondan mı? Yani bak, öbür hakemler? Sen Sivas Antep maçını izle dersin ki ya bu hakem satılmış mı dersin. Tırnak içinde söylüyorum. Yani bu adam kasıtlı maçı yönetiyor. Yani normal bunu yapamaz birisi. Ya, normal ya, yapmaz. Normal. Yapmaz. Bize düdüğü verse ben bunu çalmam. Ama aynı var. Yardımcıya da ihtiyacım yok. Aynı var Antepli oyuncuyu. Var kararlı attırıyor. Ama gole hiç bakılmıyor bile. Ben burada ciddi Mustafa Öğretmenoğlu'na bir art niyet sezdim dedim. İşte art niyetin sebebi ne? Benim Türkiye'de sebebi ne yani? Çünkü neden? Önketi üç büyük ikinci takımı, hakem yönetimi. Üç büyük takımı. Evet. Bana göre işte sen ne dedin? Bak ilk defa bir şey oldu dedin uzun bir aradan sonra. Uzun bir aradan. Yıllar sonra üç Beşiktaş, tane takım. Beşiktaş, Fenerbahçe, bakalım, Galatasaray sıralandı. Peş peşeler. Demek ki amaç şu. Lütfen üç büyüğün yanına yaklaşmayın kardeşim. Biz bunları koparacağız. Az yaklaşın. O zaman yaklaşır gibi yapın ama. Futbolumuz içindeki bir bölümde bunu organizasyonunu yapıyorsa... Ya bak bunun neticede hepsinin altı bak bir alt var. Bunun büyük para var. Ne Nihat Bey ne Servet Yardımcı'ya asla böyle bir şey. Bu bana göre hakemler içinde tartışılan hakemler içinde yapılabilecek bir tezgah bu. Başka zaten sen... Yani kalkıp da kimse Mustafa Öğretmenoğlu'na X'e Y'ye sen bunu böyle yapacaksın, bu maçı böyle kazandıracaksın zaten diyemez. Herkes korkar. Ya bunu hele WhatsApp şimdi herkes ne diyor WhatsApp'taki bütün konuşmalar herkes tarafından tamam, paylaşabilecek. İlla WhatsApp'ta konuşacağım diye bir kaydı başka şey yani, telsizle bile konuşuyor. Bin tane yöntemi var. Yani, yani şu anda bunu kimse yapamaz. Bazı durumdan vazife çıkartan hakemler bak, var. Bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Eğer bir hakem istesin çıksın maça bak kötü niyetli olsun senden o maçı alır hocama tabii, verir. Tabii bak, ki. Yemin etmiyorum bunu direkt söylüyorum. Bir hakem eline şu düdüğü al. Basketbolda bu daha kolay. Ya futbolda şey da artık kolay. Arkadaşım bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu futbolun kitabı var mı? Kitabı var mı? Var. Kural kitabı var ya tabii. Bu adaletin kural kitabı var mı? Var. Adaletin. Var. Türkiye'deki var. Adaletimizin. Var. Arkadaş bir şey sormak istiyorum herkese bunu. Bu okuduğumuz şeyi neden uygulamıyoruz? Zor mu? İşimize geliyorsa uyguluyoruz. Ama böyle bir şey İşimize var. İşimize gelmiyorsa uyguluyoruz. O zaman sen bir Almanya, bir İngiltere futbolu, bir Almanya, bir İspanya futbolu, bir Fransa futbolu olamaz. Sen o zaman başka bir futbol yaşıyorsun. Sen başka bir dünyadasın. O zaman sen gelişemezsin. Gelişemezsen böyle kaç yıldır uğraşıyoruz, birbirimizi yiyoruz habire. Gelinen nokta ne? Gelişmeme noktası. Bu ne? İnsanlarımız bak herkes futboldan soğuyor. Evlerine kapandı. Tribünde taraftarımız yok. Hala şu taraftarsız tribündeki futbolumuzda hakemlerin yönetimine bak. Utanırsın ya. Ya şey deniyordu eskiden. Hocam baskı var mı? Hakem seyirci sen, baskısında. Hocam sen şimdi yıllarca hocalık yok. Yaptın. Bir şey soracağım. Hiç konferanslara gittin, briefingler verdin, öğrencilerin var, üniversiteler okudun. Serhat desen yıllarca bu işin artık yani yaladı yuttu hiçbirisi kalmadı. Bir şey soruyorum size ya arkadaş. Yani bu kadar adaletsizlik varken ne olacak bu ülkenin futbolu ne hale gelecek yani? İyiye gitmez tabii. Ne olacak ya? Bana söyler misin ya? Mağduriyet duygusuyla top oynamak. Ya ben herhalde bugüne kadar ki 100 ile 200 arasındaki Galatasaray-Fenerbahçe başkanlarının suni kavgasını gündeme getirmişimdir. Bugün de herhalde... Kaç yıldır? 201.sini belki gündeme getirmişimdir. Hep vardı. Suni değil mi? Suni, yaratılmış. Şey hocam. Tabii. Ama ne? İşte gündemi farklı bir noktaya çekmek. Suni. Buradaki amaç ne? Bir. Taraftarla şirin gözükmek. Bakın ben bir haksızlık var, haksızlığı dile getiriyorum. Şimdi derler ki Erzurum'u yenmişsin Sayın Koç. 3 haftadır galipsin ve dikkat ediyoruz. 3 haftadır hep konuşuyorsun. İşte yayıncı kuruluşta peki diyorsun. Ama ondan önce de konuştular. Sorun varsa bunu kendi içinde halledebilirsin. Neden konuşuyor Ali Koç? Efendim? Neden? Çünkü ondan önce de öbür başkanlar konuştu. Mesela ben bak, ama şu anda şimdi biz geçmişe artık bu kadar dönmeyelim. Buraya biz bugünü olanı konuşalım. Tamam bugünü konuşalım. Şimdi Galatasaray mesela ne dedi? Kara bir gece dedi. Doğru mu? Evet. Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesiyle ilgili. Peki Galatasaray bu konuyu ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Neden? İşte neden? Hep taraftarda şirin gözükmek ve birilerine malzeme vermek. Sosyal medyadaki ergenlere işte bak konuşulmak,
Orada işte daha çok ses getirmek, peki, yankı uyandırmak, mesajı, takipçi toplamak. Neden o polimeye Beşiktaş girmedi? Mesela Beşiktaş girmedi. O polime, senin söylediğin çok güzel, Kara Gece gecesine, doğru mu? Beşiktaş girmedi. Ama yani girmiyorsun. Niye girecek ki Beşiktaş? Yani bu Beşiktaş'ın işi değil ki. Ayıp bir zaten. Başakşehir'le kim oynuyor arkadaş? Bitti. Fenerbahçe'nin maçı. Yarın bir gün Galatasaray olduğu zaman ne olacak? O zaman sen susuyorsun. Fatih Hocam çıkıyor. Her yere ego yapıyor. Her yere şu şöyle bu böyle diyor. Fatih Hocam bu kadar etik. Her şeye dikkat ediyor. Her şeye önem veriyor hayatı boyunca, öyle mi? Hadi geç ya, kimi anlatıyorsun sen? Sen şimdi çıkıyorsun maçtan sonra Mesut Özil'i alıyor Fenerbahçe, değil mi? Peşinden koşuyor. Bütün Türkiye heyecanla bekliyor. Fark etmez, renk ayrımı yapmıyorum. Sen niye İrfan Can'ı açıklıyorsun? Niye açıklıyorsun? Ego. Egodan başka bir şey değil bu. Sen niye o maçtan sonra kazandığın bir maçtan sonra çıkıyorsun, ben İrfan Can'ı alacağım diyorsun. Ama Okan Buruk ne diyor ona? O da bir dakika. Fatih Hocam diyor buna diyor. Ama biz diyor Fatih Hocam'a diyor bu konuda diyor saygı duyuyoruz. Tabii ki diyor, o her şey. Fatih Terim'e iyi. De şöyle baskı yok mu? Ne baskısı var? Kardeşim bir tane transfer böyle yapamadınız. Onyekuru'yu bile alamadınız. Evet. Adamlar Mesut Özil'i getiriyor. Evet. Siz Galatasaray olarak ne yapıyorsunuz diyor. Doğal olarak Fatih Terim de bunu göğüsleyip evet, bu göğüs kontrolü evet, yapacak. Tamam mı? Tam bir voleye yatmadan önce topu böyle istediği pozisyona getirmesi için ne yapması gerekiyor? Bir karşı hamle yapması gerekiyor. Bunu mu yapacak? Diyor ki, benim de alabileceğim kim var? Evet. Türkiye'deki en popüler oyuncu evet, İrfan Can Kahveci. Aynen. Kim var? Edin Visca. Edin Visca. Fenerbahçe'de istiyordu. İmkanları olsa şu anda evet, Falcao'yu verip Bopenzo'yu alacaklar şeyden, tamam, Hatay'dan. Tamam. Ama Falcao'nun 2 yıl daha, 1,5 yıl daha olan sözleşmesinden dolayı böyle bir şey. Hala ne diyorlar? Ama mesela insanların bak geçen hafta burada. Dur bir dakika. Buradan Mustafa çıkmayalım. Cengiz'i hayır, yılın başkanı olarak açıkladı. Hayır, şimdi bugün kendisine mesaj atıyorum. Bilmediğini insan ya gibi. Mesut da İrfan'dan çıkmayalım. Bir dakika. Ha, ona geçsin. Mesut da İrfan'dan gidelim, ondan sonra ona tamam, geçin. Tamam. Peki. Ondan sonra size ben bir şey demeyeceğim. Şimdi sen İrfan Can sözleşmeli oyuncu mu? Evet. Evet. Tabii. Ve Türk takımı, doğru mu? Ve çıkıyorsun sen bunun açıklamasını yapıyorsun. Ama bu böyle olmaz işte o zaman. O zaman sen şimdi eğer Fenerbahçe Başkanı'na çıkıp da Ali Koç bazı konular hakkında serzenişte bulunuyorsa sen haklılık veriyorsun ona. Sen bugün bak bugün sen Beşiktaş'taki bir oyuncuya da bunu yapamazsın bak. Yani ben Ahmet Hoca'nın senin tabağına bakmayayım. Ben önümdeki tamam değilim. Arkadaş. Ama hayır, bizde şöyle bir moda var. Ben bunu yemeyeceğim. Ben hocanın kimliği istiyorum. Niye biliyor musun? Ben bak, Adanay Baba ne yiyorsa ondan istiyorum. Ondan yiyeceğim. Hep başkasının tabağına gözlük ve başkasının bahçesine bakma. Atasözü Mesut geliyorsa geliyor komşunun ya. Komşunun tavuğu piliç gözükür diye. Hayır. Çok uzak gitmene gerek yok. Ya hocam, atasözü bile var. Tamam mı? Doğru, güzel ya atasözü. Gibi. Atasözü çok de var. Çok güzel ama hocam. Ya sen şimdi Mesut geliyorsa gelir. Bu Fenerbahçe'nin soru. Doğru mu? Alıyorsa alıyor. Sen İrfan Can niye açıklıyorsun? Ama dediğin gibi işte taraftar. Hep bu taraftar baskıları. Fatih Hoca taraftar baskısına hayır, sahip. Hayır, orada bak ne yapıyor? Ki. Hayır. Başkanlar bu strateji işi görüşür. Orada. Bizim başkanlar Abdurrahim Bey görüşür. Orada sen başkana diyorsun ki taraftara. Arkadaşlar, ben bu adamı istiyorum. Heh. Alamazsa burada suçlu Mustafa Cengiz diyorsun. Aa, yani onu hedef gösteriyorsun. Sen bak bu birincisini öğrendin nihayet. Bu kadar basit. Sorduğun aylardır. Şimdi ben, bak şimdi Adnan bir konuya girdi. Dedi tabii ki iyisi kötüsü tartışalım. Evet ben abi bunu tartışalım. Senin, Fatih Hoca'ya büyük baskı var. O da bir isim açıklama gereği diyor. Evet. Türkiye'nin en popüler adamını açıklıyor. Diyor ki ben istiyorum. Ben Vizca'yı da istiyorum diyor. Ama başkanlar görecekler. Orayı gösteriyor. Şimdi Mustafa Cengiz 31 Ocak'a kadar alamadı mı? Senden daha rezil, senden daha kötü mü? Bir İrfan Can Kahveci bile alamamış beceriksiz başkan. Adam orada Mesut Özil'i Arsenal'dan getiriyor. Evet. İşte nerede oynuyordu Talisca hocam en son? Çin'de bir takımla oynuyordu. Neyse. Guangzhou takımında. Adam Abu Bakar'ı almış. Bir de Talisca'yı koymuş. Ondan sonra transferleri yapıyor. Tamam. Sen hala bir Onyekuru'yu bile, Monaco'nun kovduğu Onyekuru'yu bile alamadın diye. Bunu yapıyor. Yönetimi hedef gösteriyor. Hedef gösteriyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Aslında orada Fener'i de hedef gösteriyor. Ali Koç'u da hedef gösteriyor. Niye biliyor musun? Evet. Çünkü sen Mesut'u getiriyorsun. Markanı yükseltiyorsun. Sen orada İrfan Can'ı söyleyerek bu sefer bak şimdi iş başlıyor. Ben ona katılmıyorum. Yani efendim? Şimdi Allah aşkına. Katılmıyorsun. İrfan Can ayrı bir segment. Hadi Mesut ya. Özil farklı nasıl bir şey. Ama İrfan Can da bizim için çok önemli bir oyuncu. Yapmak ben önemsiz anlamında söylemiyorum. O da önemli bir sen oyuncu. Sen şimdi yani 25 Mesut Özil'in transferini yaparsan gölge mi düşürmüş olacaksın İrfan Can Kahveci olarak? Gölge düşürmüyorsun. Ama şimdi bu yaptığın etik mi? Etik mi sana soruyorum. Şimdi sözleşmeyi devam eden bir adamı söylemek. Sen hiç duydun böyle bir şey? Ben hiç duymadım. Bugüne kadar ben bir teknik adamı sözleşmeli bir oyuncuyla ilgili hep ne derler biliyorsun değil mi? Yönetimimiz görüşüyor. Ne güzel dedin demin. Başkanımız görüşüyor. Bir diyalogumuz zaten var. Zaten uyuşmadık çözüm kurulu dedi ki. Soru sorarsa. Yani.
Bak, soru güzel sorarsa. Değil mi hocam? Birisi soru sorar. Soru sorarsa. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu dedi ki Galatasaray sen burada suçlusun. Çünkü sen sözleşmesi devam eden bir oyuncu ayarttın dedi. Bunun sözleşmesi devam etmiyor mu? Kimin? İrfan'ın. Devam ediyor. Tamam. Sen şimdi bunu da başka bir türlü açıklaması yapıyorsun. Şunu şöyle de diyebilirsin. Kardeşim bu Başakşehir'le Galatasaray bir daha maç yapmayacak mı? İrfan Can Kahveci kaldığında. Evet, aynen. Kalmayı da Göksel Başkan vermediğinde. Vermediğinde ya da. Bu adamı sen nasıl Galatasaray'a karşı oynayın? Bu adam gol kaçırdığında maçı sattı. Gol attığında da o zaman diyecekler ki adam vallahi helal olsun gideceği takıma ya çok iyi bilenmiş. Şöyle, soruyorlar. Ya bu her tarafa çekilebilecek bir şey. Soruyorlar. Dinlendirildiğinde futbolcunun bilinç dışında iyi oynama şansı yok zaten sana karşı. Yok doğru. Hı. Yok bakın bu kadar basit. Katılıyorum. Hocam var mı? Hiçbir şekilde. Şimdi o İrfan Can eski İrfan Can olur mu? Bak İrfan Can şimdi Başakşehir'de de oynayamayacak. Çok ilginç bir şey. Çünkü sakatlanma endişesi başlayacak yine bilinç dışında. Başından sakatlanacak. Topa daha az girecek. Ben Galatasaray'ı hayal ediyorum. Girecek. Evet. Kendini şey yapacak bir şekilde. Ama sen Mesut yurt dışında bir oyuncu. Zaten Arsenal kulübünde bir yıldır top oynamamış. Tabii. Bak Mesut'u sen sabaha kadar konuşsan kimse bir şey demez. Ama sen İrfan Can'ı konuşursan derim ben. Ya da sen kalkıp da Beşiktaş'tan kim aklına giriyorsa onu konuşursan Beşiktaş yönetimi kızmaz mısın arkadaş? Ama niye Başakşehir yönetimi hiç cevap vermiyor? O da ayrı bir konu. Orada da bir cevap yok yani Fatih Hoca'ya. Okan ne diyor? Türkiye'de yasak mı hala 6 aydan önce? Sözleşmesi yani 6 ay kalmış. Vardı öyle bir kanun. Evet. Kalmışsa, ama burada oyuncunun görüşmesi serbest değil çok mi? Çok önemli bir yanlışın var. Ben sezon sonunda transfer edeceğim. Onun için İrfan Can'la konuşacağım demiyor ki. Ben hemen acil bana lazım. Devre hazır transfer başladı. Alacağım o zaman diyor. Alacağım diyorsun. Hemen alacağım etik diyorsun. Değil ki. Hiç etik değil. Ya Beşiktaş da yaptı bu yanlışı. Koyta ile ilgili mesela. Kasımpaşa'ya 2'de 1 işte Koyt. Sen resmi biz devre arasında Koyte'yi transfer etmek istiyoruz kardeşim. Vereceğimiz para da bu kadar. Verir misin, vermez misin? Hayır derse hayır. Almazsın. Tamam derse alırsın. Bu kadar basit. Derse ki Koyte'yi veririm. İşte iki şu futbolcu isterim. Şu kadar da üstüne para isterim. Yazı tura atarsın. Üstüne koyarsın. Altına hesap yaparsın. Ondan sonra evet dersin, hayır dersin. Onu biter. Hocam Şenol Hoca açıkladı mı? Kaynaklı. Şenol Hoca açıkladı mı? Hatırlıyorsun Gökhan'la Caner'i aldı Fener'den. Doğru mu? Aynen önce öyle. Fenerbahçe sordular. Fenerbahçe kulübüyle görüştüler. Ama zaten şöyle... Onlar da anlaşamadı. Hayır, Gökhan'la Caner zaten tamamen boştaydı. Gökhan da istemedi Fenerbahçe kulübü. O anlaşamadı sene. Neyse. Fiyat fazla evet. Geldi. Biz dediler Beşiktaş'a geldi. Geldiler Beşiktaş'a. Ama sen açıkladın mı? Çok güzeldi. Allah razı olsun. Hizmet ettiler. Sonra da döndüler. Beşiktaşlı kimliği olmadan Beşiktaş'a Beşiktaşlı gibi hizmet ettiler. Sonra da yuvalarına geri döndüler. Sen hocam bunlara bak hocam. Bu oyuncuları açıklayamazsın. Neden? Ben de bir de Fatih Terim olarak açıklayamazsın. Asla, ayrıyeten. Aynı kanat. Sen bir isim olarak bunu açıklayamazsın. Sen bunu madem böyle bir şey var Serhat'ın dediği gibi o zaman sen yönetimin de şimdi zorla tutuyorsun. Ama orada da başka mesaj Falcao işin oldu. Orada başka mesaj Falcao'da da oldu. Ya belki futbolcu dedi ki bilemiyorsun. Ya siz yönetici olarak beni bu kadar istiyorsunuz. Ya acaba Fatih Hoca hakikaten istiyor mu dedi belki de bilemiyorsun ki. Fatih Hoca da çıktı. Sonuçta Fatih Hoca İrfan Can'ın hatırladığım kadarıyla milli takımdan da hocası öyle hatırlıyorum. Hocam maalesef Galatasaray bu tip transferlerde yapamıyor. Oğulcan konusu da öyle elini ayağına dolaştı. Aynı kanat değil. Ben size söyleyeceğim. Ribery konusunda Galatasaraylılar yıllarca üzülmedi mi? Bayern Münih'e gidip Ribery neler yaptı? Galatasaray'dan bedava nasıl gitti? Bedava. Galatasaray'dan bedava gitti. Bedava gitti. Tamam sen o zaman bu bedava giden oyuncu için acı yaşadın mı yaşamadın mı? Yaşadım. Yaşadık. Niye başkasına acılar yaşatıyorsun? Çünkü o yöntemi öğrendi Galatasaray. Yapma abi. O zaman. Böyle bir yöntem vardı değil mi? Sen bu yöntemden hep biliyorsun. Bunu şöyle anlatayım ben sana. Türk hani devenin hikayesi. Nerem doğru demiş ki. Yani evet Oğulcan'ın transferi içinde hakikaten sıkıntılar var. Verilen kararlar var. Verilen kararların 6 maç ceza var. Uygulanmaması söz konusu. Efendime söyleyeyim. İşte para ödenecek, ödendi, ödenmedi itirazları var. Geçen hafta tartıştığımız yere döndü. İşte cezalar, Rafael'in cezasını hemen toplanıyorsun, tık bir saatte hallediyorsun. Değil mi? Cezayı kaldırıyorsun, haksız verildi falan filan diyorsun. Ama buradaki mevzu olduğu zaman da bunu hocam buradaki mevzu neymiş? Buradaki mevzu kurnazlık, tilkilik buradaki mevzu. Buradaki parayı vermemek. 1.250.000 euroyu burada aynen ödememek. Öyle. Bütün şey bu. Eskişehir'de bir oyuncu vardı. Orada yaptı Galatasaray. Alacağım dedi oyuncu. Eskişehir kulübü biliyorsun battı. İki tane şimdi aklıma gelmedi. Spor kulübünü batıranlar utansın. O da hocam 3-5 lira para kazanıyor. Orada spor başkanı Nedim Türkmen'in de böyle bir telegolde açıklaması vardı. Sonra Fatih Terim bağlandı. Yıllar önce. Siz bizim sizden kiraladığımız Claudio'yu niye
Claudia diye bir oyuncu vardı. Niye bunu ayartıyorsunuz diye. Bizim maç öncesi diye böyle bir serzenişi vardı. Sonra orada birbirlerine girmişlerdi. Eskiden de bunlar Fatih oldu. Fatih Terim'le ilgili böyle bir suçlaması vardı. Burada olmaz da abi. Şimdi 2024'e kadar sözleşmesi devam eden bir kişi. Ben Fatih Terim gibi ketum bir kişinin ilk defa bir maçtan sonra isim vererek işte başkanlar görüşecek, biz almak istiyoruz diye böyle bir hiç duydun mu? Sert açıklamasını duydum. Sen hiç Fener, Beşiktaş, Galatasaray teknik direktörü ya da Trabzon teknik direktörlerinden duydunuz mu bugüne kadar? Mesela şöyle bir soru gelse. Cevap hayır. He? Hocam medyada çok konuşuluyor. Siz İrfan Can Kahveci'yi istiyor musunuz? Takımınıza görmek ister misin dediğinde hocanın vereceği cevap. Tabii ki isterim veya istemem. Kim herkes ister. Kim istemez? Kim istemez? Yani, kim istemez? Kim istemez de. Direkt açıkladı. Yani. Direkt. Burada direkt kendisi bu konuyu açtı. Biskay'ı da açıklıyor ama burada İrfan önemli olan. Çünkü esas parayı da eden İrfan. İrfan tabii. İrfan'a çünkü Fenerbahçe'de talipti gizli gizli. Sen bakma şimdi onun da önünü kesmiş oldu. Farklı şimdi bir şey vardı orada. Sevgili, belki de onun önünü kesti. Sevgili Adnan. Hayır, adamın değeri Göksel Başkan'ın söylediği. Biz İngiliz kulüplerinden 13 milyon euro istedik. İrfan Can İngiliz veya İtalyan kulübüne her an gidebilir. Eğer gitmezse Galatasaray'a giderse de alacağı, isteyeceğimiz rakam 13 milyon euro. Ha bu 13 milyon 6'ya 7'ye düşer. 2-3 oyuncu verirler sana. Sen de takviye yaparsın bu anlamda. Mesela Başakşehir'in takviye var mı? Var. Okan Buruk açıkladı. Var mı gerçekten? Bir sağ bek, bir stoper. Ya bir tane stoper alabilir tek de orta sahada iki tane daha adam isterim dedi. Daha ne ama acil sağ bek ve stoper dedi. Ya stoper tamam katılıyorum. O şeyli Yeşil burunlu çok zayıf. Yani Yeşilburnu kadarından gelen çok zayıf o. Yani Boli. Evet evet. İkinci ligde bile şey yapar. Sevgili Mustafa'nın ıska transferi o. Mustafa şimdi, Eroğut öyle ıska iş yapmaz ama burada ıska iş yapmış. Çok ıska bir transfer. Hocam burada Okan'ın verdiği cevabı mı biliyor musunuz şeye, Fatih Hoca'ya? Şimdi, tamam diyor, uygun öyle diyor. Öyle değil ama işte, orada niye? Şey diyor. Sezon başında konuşuyoruz Adnan. Diyor ki şey Serhat Ulueren burada. Ya artık Fatih Hoca da yani bıraksın yavaş yavaş. Bak Okan Buruk da şampiyon olsun Galatasaray'ın başına gelsin. Şimdi sevgili Okan Buruk'un mutlaka Galatasaray'ın bir gün başına gelme ihtimali olan şu anda bir numaralı aday. Niye? Fatih Terim Hoca'nın yaşı aşağı yukarı belli. Okan Buruk Hoca'nın yaşı belli. Yani bıraktığı zaman daha önce şampiyonluk almış Galatasaray camiasında kim var? Hamza Hoca var daha önce almış ve Okan Buruk Hoca var. Hamza Hoca'nın aldığı şartlar ayrı, hazır takım almıştı. Okan Buruk Hoca'nın olduğu şartlar ayrı. Çünkü gitmiş bir de Başakşehir'de şampiyon olmuş. Dolayısıyla şu anda şey Okan Buruk Hoca Galatasaray'ın aleyhine olacak. Yok ya biz bu devre arasında böyle rezillik mi olur? Transfer ver öyle bir açıklama yapsaydı hocam. Bekleyemezsin Erol Bulut yapsaydı açıklamayı. Ya bekleyemezsin. Ay ikisi yapsaydı bekler miydi? Ben beklerdim. Erol Bulut da Sergen Yalçın böyle bir açıklama yapsaydı Okan Hoca der, bir dakika derdi, beni futbolcuma el atma kardeşim, yapma, ayıp derdi. %1000 onu anlatıyorum. En azından ayıp derdi yani. Sesi biraz daha gür çıkardı. Ama burada Galatasaray olduğu zaman... Hiçbir şey yok. Ya ben çok uzağa gitmene yok işte Serhat bir gün, Serhat sen yapıyordun diye hatırlıyorum. Yıllar önce bir program, sayın bir yönetici, eski hakem, yorumcu, şöyle böyle falan, işte Fatih Hoca falan diyordu. Fatih Hoca televizyonuna bir bağlandı. O yorumcu beyefendinin gıkı çıkmadı bağlandıktan. Aynı şeyi söylemesi lazım diyorsun. Halbuki aynı şey evet kardeşim ben bunun altında söylüyorum de söylüyor. O zaman laf başka yere gidiyor. Şimdi mesela Rıza Çalınbay Beşiktaş-Sivas maçından sonra öyle açıklamalar yaptı ki dikkat et Beşiktaş'a böyle kıl ucu kadar bir şey değdirmedi. Değil dikkat mi? Et. Niye? Bir Beşiktaşlı kimliği olduğunu herkes biliyor. İki, ne olursa olsun Rıza Hoca'nın da bilinç dışında bir yerde bir gün hocalık hayatını Beşiktaş'ta bitirme duygusu gelebilir var. Gelebilir de buyursun kapıda açıklar. Gelebilir. Açıkta, yani gelebilir de. Beşiktaş'tan hepsi gelebilir. Dolayısıyla o da aleyhine konuşmayacak. Mesela abin, sevgili Samet Hoca Beşiktaş'a gelinceye kadar Beşiktaş karşısında benim bildiğim en fazla puan toplayan teknik direktördü. Ben öyle biliyorum. Doğrusu da bu değil miydi hocam? En azından Samet Hoca'yı o sene almakla hem o kötü kadroyla üçüncü olduk hiçbir vasfı olmayan hem de Samet Hoca'nın çalıştırdığı takıma karşı puanları kaybetmemiş olduk. Peki hızlanmamız açısından lütfen bantlara girmem gerekiyor. Önce Sayın Ali Koç'un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ile ilgili Galatasaray ve Olcan Aleyhine vermiş olduğu, Rize Spor'un lehine vermiş olduğu kararla ilgili açıklamalarını dinleyelim. UÇK'nın verdiği bir kararı bugünlerde öğrendik. Bu karar bence Türk
futbolu için milat olabilmesi için bir fırsattır. Transfer yaparken belli kurallar vardır, belli gelenekler vardır, belli mevzuatlar vardır. Bunlara uyulması gerekir. Uyulmayanların da ceza görmesi gerekir. Yıllardır belli takımların, bilhassa bir takımın bu konuları hep önem vermeden diyelim. Yani kısacası transfer yaparken futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim kuruluna sesleniyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuda gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz? Yani bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz? Bu hafta konuyu ele mi alacaksınız? Yoksa haftaya bırakıp oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak? Bilmiyorum ne karar vereceksiniz. Ama son dönemlerde aldığınız kararlar herkesin büyük olumsuz anlamda ilgisini çekmektedir. Bakalım burada ne karar vereceksiniz? Ama bu futbolda bir suçtur. Bunun üstüne gidilmesi gerekmektedir. Bunu da burada değinmek istiyorum. Mesut'la ilgili açıklama yapayım. Ben hala rüya olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dikkat ederseniz bir tek kişi bu konuda bir açıklama yapmamıştır. Burada önemli olan Mesut'la mevcut kulübüyle arasındaki konuları adreslenebilmesidir. Ama geçmişe nazaran da daha yakın olduğumuz bir mevzu diyebilirim. Ama kesinlikle bitmiş bir şey yoktur. Bitebilir de bitmeyebilir de. Dolayısıyla tabii bitmiş gibi haberlerin çıkması basında bizim de elimizi zayıflatmaktadır. Bakalım günler ne gösterecek. Evet, açıklamaları böyle. Burada bu topa girmesi doğru mu değil mi? Bence doğru. Bir dakika. Niye? Tamam ki neden? Bir dakika. Siz, peki ben Ahmet Hoca'ya hocamla başlayalım. Sen söyle. Yok, buyursun hocam. Ya, madem konuya girdin söyle Adlancığım. Neden doğru? Neden doğru? Çünkü Galatasaray'da daha düne kadar tweet attılar Kara Cuma'da. Bu topa girdiler. Galatasaray Fenerbahçe'yle olan her topa yıllarca girdi. Hiç onları bırakmazlar. Ama hep ne taraftan? Ters taraftan. Bakıyorsun Fenerbahçe'nin bir olayı var. Nerede UEFA'da? Nerede FIFA'da? Nerede Türkiye'de? Bakıyorsun Galatasaray bunun karşısında. Böyle bir rekabet var aralarında. Ali Koç gelince niye yanlışlık oluyormuş? Ali Koç da çıkıyor diyor ki, bak kardeşim tahkim diyor. Sen diyor Fatih Hoca'nın cezası kaç maçtı arkadaş diyor. Sen bu Ahmet, Mehmet, Mustafa olsa diyor cezasını basarsın 8 maç doğru mu? Onarsın diyor. 12 maç onarsın diyor. Sen diyor tahkim, ey tahkim diyor. Bak diyor ben şimdi senin müdahilim burada gözüm üstünde diyor senin. Ne yanlış var? O da bunu yapıyor. Niye? Galatasaray'a nefes aldırmıyor. Aynı şeyi Galatasaray belki de kat kat yapıyor. Şimdi Ali Koç yapınca ne yanlışlık varmış? Peki bu konuşmaların Türk futboluna ne faydası olacağı? Ama bir faydası yok. Herkes kendini koruyor işte burada. Hiçbir faydası yok. Zararı var. Doğru söylüyorsun. Zararı var. Ya bana çok böyle geyik geliyor bunlar. Çok boş geliyor ya bu işte uyuşmadık çözüm kurulu. İşte gözüm takvimin üzerinde. Bakalım takvimden mesela şununla ilgili tamam. Rafael'le ilgili çıkılan karardan başlıyor. Diyor ki takvimde son dönemlerde değişik kararlar çıkıyor. Enteresan kararlar diyor. Burada da diyor takvim acaba diyor bunu sonraya mı atacak? Şimdi mi verecek? Kararı tamamen erteleyecek bu diye. Bu Rafael'e göre çok daha önemli bu olay ya düşündüğünde. Yani Rafael'in meselesine göre çok daha önemli. Rafael'in işini bir günde hallettin. Ya Oğulcan şimdi biraz yeni yeni parladığı için konuşuluyor. Bu Şener Özbayraklı ile ilgili olsaydı, Emin Bayram'la ilgili olsaydı, hatta Luyendama ile ilgili olsaydı bu kadar gündeme gelecek miydi? Yani bunun gündemi... Şimdi Oğulcan biraz palazlandı, oynamaya başladı. İyi de oynuyor. E şimdi bir anda Oğulcan'ın üzerine olay şey oldu. Yıkıldı. Ya ben mesela Beşiktaş derbisi var. Şimdi sana bir şey soruyorum o zaman. Ya Beşiktaşlar diyor ki oynamasın ben, diyor. Abi bir dakika hayır ben soruyorum. Yok, hayır sıkıntı yok onu demiyorum. Belki öyle diyor. Şunu ben öğrenmek istiyorum. Beşiktaş Galatasaray derbisinde bu oyuncu oynar mı oynamaz mı? Oynuyor. Niye oynuyor? Tamam. Tedbirli verilmediği için. Tedbirli verilseydi oynayamıyordu. Eğer hukuk kurulu tedbirli olarak bu oyuncuyu disiplin veya tahkim kurulunun önüne atmış olsaydı oynayamayacaktı. Ama bu demek değil ki yarın bu kararı vermeyecek. Hala TFF'nin resmi sitesinde böyle bir karar yok. Bu karar yayınlanmış. 5 Aralık'ta alınmış. Galatasaray Kulübü'ne 7 Ocak'ta bu karar söyleniyor. Ben diyorum ki 5 Aralık'tan 7 Ocak'a kadar ne yaptınız? Niye bu kararı kamuoyuna ve Galatasaray Kulübü'ne açıklamadınız diye soruyorum. Bayağı çok güzel abi. Soruyorsun. Bayağı 5 Ocak'ta abi. Aldığın kararı niye beklettin? Aralık'ta mı demek? 5 Aralık'ta almış olduğun kararı neden 7 Ocak'ta Galatasaray Kulübü'ne ve Oğulcan Çağlayan'a tebliğ ettin? Yaklaşık bir ay.
Evet yani bir ay geçiyor. Hadi yılbaşı tatili girdi. Hadi onlar Noel tatili de sokalım. Ne oldu yani? Niye bu kadar uzun süre beklendi? Noel tatili niye soktun? Hani Oğulcan'ın ismi Jean-Jacques Rousseau falan olsa... Belki ne bileyim etik kurulu, uyuşmazlık çözüm kurulunun içinde yani belki... Yılbaşı tatili falan diyorsun. Hristiyan vatandaşlarımız vardı. Noel tatilini işte olan... Anlattığımız çifte standarttan başka bir şey değil. Sorunun cevabını biliyorsun. Şimdi işte, Oğulcan Çağlayan'ın acaba biraz daha popüler olmasını, oynamasını, forma girmesini mi beklediler? Peki sana bir şey soracağım. Veya Oğulcan Çağlayan yedek mahkum olan bir oyuncu olsaydı, kulübeye demir atmış bir oyuncu olsaydı aynı kararı alır mıydı? Ya mutlaka almak zorundaydı yani. Eğer alacaksa aynı karar almak zorunda yani. Ama bu kadar toz kaldırmazdı. Burada mağdur olan Rize Spor Kulübü sonuçta. Hayır canım, Oğulcan'la Galatasaray. Niye? Rize Spor parasını aldı mı alamıyor. Alacak. Mağdur değil mi? Kim alırsa. Aldığı zaman almadı. Mağdur. Almadı, doğru söylüyor hocam. Aldığı zaman mağduriyet gideriliyor. Dikkat et. Alacak, ondan sonra alırsa. Mağdur. Rize Spor tek taraflı sözleşmeyi uzatma hakkını kullanmış. Peki bonservis? Yasalar diyor ki, futbolcunun elinde hiç kimse satılık köle değildir diyor. Bir anlaşma yapılacaksa, işte biz kanalla yapacaksak, farklı yerlerle yapacaksak, veya futbolcular anlaşma yapacaksa şimdi, iki tarafın da rızası olması lazım. İzleyenler iyi anlasın diye bir şey Fesiste sormak istiyorum. Fesiste ve sözleşme yenilemede. Müsaade eder misin? Yani bizi izleyenler iyi anlasın diye sana bir şey sormak istiyorum ki soru cevap gibi de olsun biraz. Şöyle, şimdi Oğulcan'ın kontratı kaç yıl Rize Spor Kulübü ile mesela? 2021'in Mayıs'ına kadardı. 2021'in? Evet. Tamam. Normalde. Yani bu sezonun sonuna kadar. Sonuna kadardı. Peki bu futbolcu demek ki kontratı 4 yıl mı oluyor? Bonservisini nereden buldun? 2. 4 yıl. 4 yıl oldu. Hala ona cevap. Şimdi bu... Bir dakika sorun. Bu şimdi... Bonservisini nereden bulmuş? Bu Galatasaray Kulübü'ne gittiği zaman... Federasyona başvurmuş. Ha, ne ben fes ediyorum demiş. Fes ediyorum. Galatasaray Kulübü de... Sormamış mı Rize Spor'u? Kardeşim mukaveleyi gönderin. Adana'da var. Galatasaray Kulübü de oraya tedbiri kaldırmak var olmuş. Hocam bende. Öyle mi yazıyor tedbiri? Evet. Burada bende yazıyor. Bak yanlış bir şey söylemeyelim. Son sayfada. Bak şimdi. Bana gösterdin çünkü. Evet. Şimdi burada son sayfada var. Ona bir bakalım hemen hocam. Galatasaray Kulübü'nde TFF Org'a girdiğinizde Oğulcan Çağlayan'a tıkladığınızda. Yazıyor. Tedbiri kaldırma mı diyor? Tedbir kaldırma diyor. Tedbir kaldırma. 07.09.2020. Evet. Yani Rize, yazıyor. Bu tedbir kaldırdığına göre Rize Sporlu yöneticiler uzatma işleminde bir yanlışlık yaptılar. Ya da geç kaldılar. Hayır, ya da kendileri uzatmış hocam. Kendileri uzatmış. Ben kendim uzattım. Ben Serhat'tan anlaştım, uzattım ama Adnan Albaba'ya bunu bildirmedim. Adnan Albaba'ya bildirmediğimde öbür takım gelip tedbiri koydurabilir. O kısmı bilmiyoruz. Dikkat et. Yani bunu en iyi aydınlatacak Sayın Ali Koç'un ya da Sayın Mustafa Cengiz'in konuşmaları. Sözleşme 2020'nin sonuna kadar, düzeltiyorum. Rize Spor. 2021'in sonuna kadar ki ek uzatma talebinde Rize Spor sözleşmeye koyuyor ve bu hakkı devam ettiriyor. Peki niye benim anlamadığım şey şu. Şimdi sözleşme mağdur olan Rize Spor Kulübü değil mi? Niye Rize Spor Kulübü'nden bir yöneticiye ya da bu işle ilgilenen kişiye bunu sormuyorsun da, sormuyoruz da bu programı. Çıkmıyorlar da gider, sorsun. Peki. Esas mağdur olan Rize ya, Rize Spor. Tamam, Rize Spor Başkanı'nı arayalım. Tamam, veya avukatını. Mağdur olan sizsiniz ya, bu meseleyi niye biz Sayın Ali Koç'ta, Sayın Mustafa Cengiz'den konuşalım. Şimdi diyor ki burada son satır L bendinde Çaykur Rize AŞ 15.06.2020 tarihine kadar iş bu sözleşmeyi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatma hakkına sahiptir. Çaykur Rize Spor uzatma hakkını noterden futbolcuyu muhatap gösterir bir ihbarname keşif ederek kullanacak bir ihbarnamesinin bir örneğinde bilgi için Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderecektir. Çaykur Rizespor uzatma hakkının kullanılması durumunda futbolcuya karşı iş bu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen 2020-2021 sezonuna ilişkin hükümler çerçevesinde sorumlu olacaktır. Yani şu alacağı parayı söylüyorum. Toplam 1 milyon 331 milyon lira ödeyerek bu sözleşmesini uzatma hakkı koymuş. TL. Oğulcan'a ödeyecek. Ya da yatırmış mı? Ya da ödemiş yok, mi? Yok, almamıştır. Oğulcan da diyor ki... Sen bana diyor, vermediler bu parayı, ben ayrıldım mı diyor. Ben diyor bu sözleşmeyi sen tek taraflı uzatma hakkına sahip değilsin. Ben Rize Spor'u artık ayrılmak istiyorum. Ben 2019-2020 sezonu bitiminde ayrılıyorum diyor ve ayrılıyor. Çaykur Rize de diyor ki hayır diyor, ben diyor bu sözleşmeni uzatıyorum kardeşim. Hukukçular diyor. Ben sözleşmeye de bu maddeyi koymuşum peki, diyor. Peki hukukçular ne diyor? Onlara da bir bölümü kimine var. Kimine göre? Ha, kimine göre Oğulcan nasıl haklı. Nasıl baktığına bağlı hocam, bu.
Hayır, orada 3 yıl. Galatasaraylı ise Oğulcan abi. Yok yok hocam. Biraz öyle oluyor. Şey gibi yani. 3 yıl doldu diyor, 2-3 yıl. Bardağa nasıl baktığından belli yani. Anladım. Dolu mu bakmak istiyorsun, dolu bardağa? Anladım. Boş mu bakmak yani istiyorsun? Yani tek kitaba bakılmıyor. Biliyorsun. Bence burada en iyi yanıtı verecek olan ne Sayın Ali Koç ne Sayın Mustafa Cengiz, Rize Spor yönetimi çıkacak, açıklamayı yapacak böyle ekranlardan. Diyecek ki bu iş budur, bu budur diyecek. Olacak, bitecek. Ama Rize Spor'da da bir hata varsa, içeride parası yatmamışsa, uzatmamışsa, etmemişse, işte Ribery'nin gitmesi gibi Oğulcan da gitmiş. Oğulcan'ın menajeri... Kim Oğulcan'ı bedava? Oğulcan'ın menajeri diyor ki, siz diyor bak bu maddeyi koyarak hata yaptınız diyor. Ama imza atıyorlar. Sonuçta Rize Spor'da Oğulcan'ın onayını almadan bu sözleşmeyi uzatıyor. Futbolcuya da fesih hakkı veriyor federasyon. İhbar edeceğim diyor. Ya noterden yarın öbür gün bir yazı yapmış zaten yani. Noterden çıkartmış onu. Tamam o zaman. Ama o adam da diyor ki, oyuncu diyor ki, bak, ben hayır diyor. Sözleşmemi uzatmıyorum ve bunu devam ettirmeyeceğim diyor. Tahkim bunu kaldırabilir. Bir, parayı da ödetmeyebilir. İki, tahkimin bu hakları var. Bu hakları yapana kadar da oyuncu oynamaya devam tahkimin edebilir. Üç. Zor. Şimdi burada tahkim bunlar zor var. Durumda. Oğulcan bu saatten sonra ne yapabilir? Mesela bir de futbolcunun hakkı diyoruz yani, insan haklarına aykırı diyoruz. Oğulcan bu saatten sonra UEFA'ya gidebilir mi? Gidemez. UEFA'ya gidebilir mi? Yok, gidemez. Türkiye'de çözecek şimdi. Genel mahkemelere gidebilir mi? Gidemez. Gidemez. Bir tek yere gidebilir. Nereye biliyor musun? Sor bana. Tahkim kurulu. Hayır, nereye de? Nereye? İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Oğulcan'ın gideceği tek yer bir futbolcu olarak... Ama o en son aşamadaki bak, olay. Anlatıyorum sana ama çocuğun şimdi bir hakkı var mı? Var. Bunun gideceği tek yer İnsan Hakları Mahkemesi. Çünkü burada aynı zamanda bizim de konuştuğumuz gibi bir futbolcuya artık sen bunu yıllar önce yapıyordun. Tahkimi koyuyorsun, doğru mu? 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl benimsin diye İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Bu da uzun bir süreç. Ama sen gel şimdi Falco Efendi. Nereye gider yarın? UEFA'ya. Doğru mu? Yabancı oyuncu olduğu için. Kasa gider. Şakır şakır da senden parayı alır arkadaş. Alıyorlar zaten canım. Şakır şakır da senden parayı alır. Para yok, para konusunda bir yok. Sıkıntıları yok. Gayet iyi. Alır. Cengiz'in açıklamaları hazır mı? Yani, Ali Bey. Hazırsa. Neyse konuşalım. Efendim? Yani ben dinledim, ikinci kez bence dinledim. Bence ikisini de dinleyin. Kimi dinlediniz? Mustafa Cengiz Bey'inkini de. Dinleyelim o zaman. Bir daha de. Dinleyelim. Peki ondan sonra ondan ikisini sonra ortak değerlendirelim. Yorum yapalım. Şimdi biraz daha bilgi vermek amaçlı şunu söyleyeyim. Rize Spor sözleşmeye diyor ki ben diyor tek taraflı uzatabilirim diyor. Halbuki yasalar, FIFA, UEFA ve TFF diyor ki iki tarafın rızası olursa bir sözleşme biter veya devam eder diyor. Kimse satılık, başkanın da söylediği gibi köle değildir. İşte tek taraflı olmaz. Yani sözleşmede şu maddede olsaydı Oğulcan Çağlayan da İstediği zaman yani sözleşme bitiminde bu sözleşmeyi bir yıl daha uzatma hakkına sahip olsaydı o zaman eşitlik olacaktı. Nasıl ki Rize sözleşmeyi istediği zaman uzatabiliyor veya süresi geldiğinde sonlandırabiliyor. Oğulcan'a da bu hak verilmiş olsaydı. Başta sen imza atarken yazıyorsan orada sen dersin ki hayır. Tam yazıyor hayır, doğru ama hayır, bu bana göre bir de aykırı. Kabul ettim de hayır ben bunu bu şekilde istiyorum diye menajerine de kimse menajerine. Veya çıkarttırman lazım tabii diyorsun. Tabii çıkarttırırsın, okursun, bakarsın. Şimdi bizde böyle bir huy var. Bak Serhat'cığım sen bankalardan kredi çektin mi şimdiye kadar? Çektim. Kaç kere Allah aşkına sana getirdikleri evrakı okudun? Ya, hiç okudun mesela, mu? Hayır onu geç. Aynı kredi, şey ya. Bir tane lüzumsuz bir kredi kartı alırken bile sana en az 15-16 sayfa imza. Okudun mu? Okuyacak zamanım var. Zaten öyle bir yazı zaten ki, okumaması için yapılmış. Zaten teleskopla falan okuman lazım. Türkçesi şu. Oradaki mukaveleyi de okunmayacağı çok net biliniyor. Ya normalde senden bu futbolcu aklından uğraşmayacak. Menajerin uğraşacak bu işlerle. Sen hiç ortada gözükmeyeceksin. Beni ilgilendirmiyor. Menajerimin işleri. Ben bana dedi ki menajerim bonservisini alıp gidebilirsin. Ben de geliyorum dersin. Ama burada müsaade edersen Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamasıyla ilgili iki şey söylemek istiyorum. Şimdi sorumsuz ve hadsiz dedi, peşine de haddini bileceksin dedi. Şimdi bunlar toplumun önündeki çok önemli kişiler. Ya biri Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, biri Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. Bu çok önemli bir şey. Önemli bir şey olmasa Sayın Ali Koç niye bir Fenerbahçe başkanı olsun? Yani olması için baktığında mantıklı bir neden de yok. Burada şöyle dersin. Dersin ki Sayın Ali Koç'un açıklamasını talihsiz buldum dersin.
Hiçbir sorun olmaz o zaman. Talihsiz buldum dedikten sonra istediğini söyle. Hiçbir yere de gitmiyor. Alınganlık yaratmıyor, kırıcılık yaratmıyor. Şimdi ben sana desem ki... Bu ama konuşmasında Ali Koç'un tahkim kurulunu etkileme çabası yok mu? Şimdi bir önceki açıklamada da başka bir konuda da Başakşehir-Fenerbahçe maçında da hatırladığım kadarıyla Galatasaray'ı hiç ilgilendirmiyor. Galatasaray'ın bir açıklaması var. Yani hayır, tamam zaten bir dakika. Benziyor. Esas her şey oradan başladı. Sevgili, bu sezon için. Sevgili bak, Serhat. Ben de zaten dedim ki. Ya dedim Galatasaray ne dedim ya. Sevgili Başakşehir-Fenerbahçe maçını hakem katletmiş. Başakşehir'den Fenerbahçe Galatasaray ne ilgilendirir? Galatasaray mı oynadı burada? Ben o günü de Galatasaray'ın o kara gece var mı? Hazır mı arkadaşlar? Şu. Futbolda kapkara gece. Bunu da çok talihsiz buluyorum ya. Galatasaray ne? Sayın Mustafa Cengiz'in bununla ilgili de bir en azından Fenerbahçe camiasından ve Ali Koç'tan bir Fenerbahçe telefon arayarak bir özür dilemesini Fenerbahçe beklerdim. Fenerbahçe camiasından özür dilemesi gerekirse önce Beyin Sport'un bu küfür olayı nedeniyle mega bir özür dilemesi lazım. Fenerbahçe ona geleceğiz abi ona. Tabii yani eğer öyle o önden bu bundan hayır. Özür dileyecekse. Şimdi ben mesela burada bana göre Galatasaray kulübünün yapmış olduğu işgüzarlık. Açıklama da yani. Başakşehir Fener oynuyor. Neymiş de Rafael'i atmaması gerekiyormuş. İşte yok Gustavo'ya kırmızı kart. Ya sana ne be kardeşim? Şimdi her maçı belki Galatasaray diyelim ki hakemle kazandı. Hiç bugüne kadar kazanmadı mı? Soruyorum. Adnan kazandı mı bugüne kadar Galatasaray hiç hakemle maç? Sen ne maçı ya? Galatasaray bir sürü şampiyonluklar kazandı. Sen maçta olacak bir maçı konuşuyorsun. Beşiktaş'tan abartmayın siz ya. Niye abartalım arkadaş? Bir şey sana söyleyeceğim. Hayır bana sordun. Sonra söyleyince de abartmayın. Beşiktaş Averaj'da Galatasaray'ın önünde şampiyon olmadım Galatasaray'ın yani, namı halindeki bitirdiğinde. 10 şampiyonluktan bir tanesini bana söylüyorsun. Ben sana 10 tane şampiyonluk... Şimdi yani şampiyonluğu böyle... Bak, büyük bir teleskop alalım, mercek alalım onun altına. Hayır hayır ama diyelim. Bir şey söyleyeceğim. Tarihimizde ezip geçmeyelim. Tarihimizi hatırlayalım önümüze bakalım. Ya ben bir tane örnek tamam. Sordum. Tamam sordum. Mutlaka. Ben de diyorum. Ben de şampiyonlukları kazandım. Galatasaray takımı yıllarca hakemlerle ilgili baskı yaparak ama lobi gücüyle ama teknik adamının baskısıyla özellikle Fatih Hoca kaç şampiyonluk aldı? O kadar uzatmana gerek yok. Fatih Hoca kaç şampiyonluk aldı? Türkiye'de en aleyhine en az hakem hatası yapılan takım Galatasaray. Bu kadar basit. Ya bu bir yorum. Sabaha kadar tartışır. Hayır bu bir yorum da ben sen... Ben de Fenerbahçe derim. Tamam. Sen öyle dersin. Sen de öyle dersin. Biz de böyle diyoruz. Biz onun için bakar kim artı kim eksidir o bilemem tamam, yani. Tamam ne güzel ama kimse... Yorum. Kimse... Türkiye'de en fazla şampiyon kim oldu? Galatasaray. Tamam demek ki en fazla hakem atı şampiyon. Çok uzağa gitmeye gerek yok yani. Beşiktaş 15 tane, 15 kez şampiyonmuş Galatasaray'da. Fenerbahçe yani anasının aksutu gibi helal şampiyon hiç yaşanmadı var, mı? Var, var, var. Bir dolu. Bir dolu ama o nerede bir dolu bakarsan, hocam ya? Hocam sen de Beşiktaş'ın fazlasın. Beşiktaş'ın şerefli ikinciliklerine değil. Bakarsan orada görürsün daha bunu. Yani neyse tabii bunlar kalmış. Büyük camialar da çok bu tip şeylere girmiyor. Ben diyorum ki Galatasaray'ın bu yaptığı iş güzellik. Ali Bey'in de bugün Erzurum'u kazanmışın. Ali Bey'in takdim kuruluna bak gözüm üzerinize kararı ona göre alın. Neden acaba? Demesin. Tahkimde, doğru bulmuyorum bak, diyorum. Çünkü yani bu bana göre çok sığ bir tartışma. O zaman Türkiye Futbol Federasyonu devreye girer. Der ki Sayın Ali Koç, tahkime sen haddini bil ya da ayağını denk al diyemezsin. Sana şu kadar ceza veriyorum. Mustafa Cengiz'e dönecek ki bu kapkara gece ya da bilmem ne binden dolayı da sana bu ceza verilmiş. Türkiye Futbol Federasyonu da bu sıralar orada. Hocam tahkimde şey yani, var mı? Ne var mesela mı? Mesela Fenerliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar. Onlar hukukçu gerçi ama böyle şey girmezler mi sizce? Ya zaten... Girmeyen var mı? Allah'a sözler. Türkiye'de... Konuşturma beni. Hayır, girmeyen var mı? Ya, bir şey sordum ya. Girmeyen, tarafkir olmayan bir insan var mı ya? He? E tamam ya, o zaman. Kameraman arkadaşımıza soralım. Hangi takımı tutuyorsun? Bak gördün mü? Yani takım tutmama diye bir kültür yok. Tamam da şimdi bunu... Hayır verdiği kararla bak, bağlantılı mı? İşte ben onu diyorum şimdi. Bilmiş geleceğim nokta bu. Onu size sordum. Ya tabii heh, ki. Şimdi tabii ben ki. Tahkimde 4 tane Galatasaraylı. Peki Adalet Sarayı'na girdiğinde neyle karşılaşıyorsun? Hangi? Adalet mülkün temelidir yazısıyla. Ve nasıl bir resim? Gözü kapalı elinde şey tartan bir resim. Baskül. Aynen öyle. Adaletin ve bakıyorsun iki tarafı da eşit değil mi? Güya. İki güya. Tarafı. Güya. Ben daha hiç eşitliği görmedim. Ama işte bu olacak. Mutlaka bir taraf ağır basıyor. İleride olacak. Ve gücü yeter. Belki çocuklarımız görecek bunu işte. Ensesi kalın olan. Çocuklarımız görecek. Ondan sonra ya bir tane gücü yeter. Daha fazla ağır basıyor. Beni buradan suç unsuru olacak. Doktor arkadaşın arabası burada park etmiş. Adamlar geliyorlar küt diye arkadan vuruyorlar. Çocuk da iniyor. Ne yapıyorsun diyorlar.
Bir de dövüyorlar çocuğu, hastaneye göreve gelmiş çocuğu. Mahkemeye gidiyorlar. Hakim neredeyse doktor arkadaşa bir de hapis cezası çıkartacak. Şimdi beni konuşturtturuyorsun burada. İşte insan o zaman da işte konuşmalı mi? Dünyada en güzel şey Allah'ın adaleti. Her şeyden kaçarsın. Ülkemizdeki adaletten de kaçarsın ve vicdan. İnsanı insan yapan vicdandır. Önce insan kendisi vicdanlı olursa o zaman bu toplumda vicdanlı olur. Bizler eskiden nüfusumuz azken daha vicdanlı, daha birbirimizi seven, daha birbirimize saygı duyan hoş toplumduk. Galatasaray, Beşiktaş, Fener tribünde birlikte maç izlerdik. Doğru mu? Doğru. Yanlış bir şey var mı? Yok. Demek ki biz insanlığımızdan uzaklaşmışız. İstediğin kadar adalet olsun, istediğin kadar şunu şöyle. İnsanlar insan olmadığı müddetçe ülkeler ülke olmaz. Ya sen, ben senle ben kardeşiz. Güzel konuşun Adnan'cığım. Evden çıkıyoruz. Sen bu, o günde Galatasaray Beşiktaş maçı var. Düşün, ikimiz bir arada maç seyredemiyoruz. Sen gidiyorsun Galatasaray tribününe, ben gidiyorum Beşiktaş tribününe. Ben desem ki ya biz kardeşiz, birlikte seyretmek istiyoruz. Zaten Pasolik bizi ayırıyor. Şimdi Başakşehir maçına davet etmişti bizi sevgili Mustafa Eröğüt. Gittik maça. Bizde Beşiktaş Pasoligi olduğu için maça giremedik. Bir de şöyle bir saçmalık var. Mesela bir stat düşün, 30 bin kişilik stat. Gençler Birliği maç yapıyor. Kendi seyircisi 2-3 bin kişi. Beşiktaş tribününde de 30 bin kişinin en fazla %5'i olan, atıyorum, 1500 kişiyi alabiliyor. 2300 artı 1500, 3800. Bıraksan halbuki bütün taraftarlar gelebilir desene, ama 30 bin kişilik statlı olacak. Hem de Gençler Birliği Spor Kulübü eskiden yaptığı gibi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçlarında da stat doldurup mega hasılat yapacak. Bugün stadı dolmayan Anadolu takımları eskiden stadı böyle dolduraraktan inanılmaz bir gelir elde ediyorlardı. Şimdi o gelir kaynağından da takımı uzaklaştırıyorsun. Yani bazı şeylerin düzeltilmesi lazım. Tıpkı buradaki Sayın Mustafa Cengiz'in açıklaması. Siz tamam, peki. Tarihsiz diyeceksin, bitecek. Ali Koç'u mu haksız buluyor, haklı buluyorsunuz? Ben Ali Koç'u haklı buluyorum. Bu davada. Ben bu davada Ali Koç'u haklı buluyorum. Ve o takımını ve camiasını dinamik tutuyor bu konuda. Çünkü o neden haklı biliyor musun? O tahkime inanmıyor. O tahkime güvenmiyor. Tahkimin içindeki üyelere güvenmiyor. Tahkimin içindeki üyelerin kim olduğunu, ne olduğunu, ne için çalıştığını çok iyi biliyor Ali Koç. Ali Koç gibi adam böyle çıkıp açıklamıyor. Tahkimi de yani burada hedef gösteriyorsun. Hedef tahkim mi? Kurulunun tamamen kararları objektiflikten çok uzak bir şekilde verdiğini söylüyorsun. Ya Allah aşkına söyler misin sen bana? Daha düne kadar, Fatih Hoca'ya kadar... Ama şimdi her kararın için yani, bunu, ya. Sen, bunu ya, yapma ya. Yani. Sen de böyle düşünüyorsun ama soruyu Adnan'a böyle... Aa, her karar için niye böyle soruyorsun? Tahkim kurulu bugüne kadar çok %100 doğru verdiği kararlar da var arkadaşlar. Nerede var ya? Fatih Hoca ile ilgili hangi kararı verdi bana? Galatasaray'ın sağ kapamasıyla ilgili hangi kararı verdi? Yani Fatih Terim'in cezasını 5'ten 4'e indirdi diye tahkim kurulu satılmış mı oldu? Satılmış oldu demiyorum. Tahkim kurulu eyyamcı mı oldu? Eyyamcı da oldu diyebiliriz. Bir maçı indirdi diye. Evet. Bir maçı mı indirdi? 8 maç alması lazım. Nerede bir maç indi? 5'e indi. Ondan sonra tamam, bir maç daha indi. Karar 5 olarak geldi adamların önüne. Türkiye Futbol Federasyonu gitti müdahil oldu ona. Aa dedi, bu dedi, böyle böyle olmadı dedi. Şunu demiş dedi. Orada şey yazıyor, öbürü başka. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Niye biz dar? Ya biz bir şey aklı başında insanlar. Şimdi Okan Burun cezası 5'ten 3'e indi. Evet. Burada da mı hep art niyet var? Evet. İnmesin abi. Bir ceza verildiği abi. Zaman. Abi Okan Buruk bunu yaptıysa 5 maç. Bir şey söyleyeceğim sana. Herkes tahkime saldırıyor. Disiplin kuruluna baskı yapıyor. Doğru mu? Niye? Çünkü ceza düşsün diye. Sesi çıkmayanlar ne olacak? Cezayı lak diye alıyorlar. Böyle kalıyorlar. Olur mu ya? Bu adaletsizlik değil mi? Ayıp ya. Ya neye benziyor? Sen güçlüsün ya. Tam şeyde Çengelköy'ün ortasında bir mekanda oturuyoruz. Yan tarafta bir tane adam, bir tane adamı yer misin yemez misin dövüyor. Nasıl dövüyor biliyor musun? Mekanın sahibi de haklı olarak onun mekanı olduğu için gitti müdahale etti. Evladım yapma falan gibi bir döndü. Dedi ki abi bu namus davası, sen karışma dedi. Adam da namus davasıymış dedi. Kıyın kıyın geri geldi. Adam yine o adamı dövmeye devam etti. Daha komiği de olay Çengelköy karakolunun yanında oluyor. Oradan bir Allah'ını seven de dışarı çıkıp sen ne yapıyorsun da demedi. Bunlar biraz buna benziyor bizim ülkede. İşte eşini öldürüyor adam. Sonra da diyor ki beni aldatıyordu. Ya da şöyle yapıyordu. Ya da uyarıyordum. Açık giyinmedin. Bir bakıyorsun tık hafifletti. Bu sadece bizim ülkemize ait değil ki. Bunlar artık şu anda dünyada adalet mekanizması sorgulanıyor. İşte ben de diyorum ki sorgulanmaması için, o sorgulanmaması için üniform bir yapı olması lazım. Tahkim kurumu bir meseleyi, Rafael'in meselesini bir günde halletti. Biz de ne dedik o gün? Ben dedim ki iyi yapmış, bu tür işlerin uzatılmaması lazım.
Şimdi geldik bugün programa, diyorsun ki 5 Aralık'ta böyle bir karar almış, ocağın 7'sine bildirmiş, kötü yapmış. Sonuçta iyi yaptığı bir şey varsa tahkim kurulun, biz iyi yaptı diyeceğiz. Kötü yaptığı bir şey varsa kötü yaptı diyeceğiz. Bunu kötü yapmış, öbürünü iyi yapmış. Sorduğun sorunun cevabı bu. Hocam, Sayın Ali Koç'un açıklamasına gelince, bana kalırsa Mustafa, Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamasından daha az rencide edici bu açıklama. Öbürü haddini bileceksin mi? Efendime söyleyeyim şey. Bir de şey de var orada arada. Bütün sporcular Galatasaray'a gelmek ister laf var. Ya Sayın Mustafa Cengiz, sen işi bitmiş Falcao'ya 9-10 milyon euro para verirsen tabii ki bütün sporcular Galatasaray'a gelmek ister. Yani Galatasaray'a gelmek istemesi sadece sportif başarı değil ki. Birçok insana birçok parayı fuzuli verdiğiniz için. Bu da bir gerçek yani. Oturup bunu da tartışalım bir gün. O tartışılmaz hocam. Yani sen boş ver. Kimse kendi yaptığı hatayı tartışmaz ya, bu ülkede. Hala hep şimdi başkasına. Mesela yalan söylüyorlar. Ne diyorlar? Biz işte Falcao'yu kaybetmek istemiyoruz. Falcao'yu çok seviyoruz. Falcao bizim. Falcao'dan bir şekilde. Hepsi Fatih Terim de dahil herkes, yani hiç kimse bir gerçeği şekilde, söylemiyor. Bir şekilde para herkes kazanmak istiyorlar. Kurtulmanın gitti, derdinde. İspanya'ya gitmedi ama. Ama medyaya gelince, basın toplantıları olunca işte yok Falcao'dan yararlanacağız. Bir şekilde para kazanmak istiyorlar. Falcao iyi bir çocuk. Ay. Gerçek Galatasaraylı. Bak Falcao'ya bak. Gerçek Galatasaraylı olmuş. Bir tane bilinç dışı mesaj var orada. Bir tanesi biz Falcao'yu kazanmak istiyoruz. Öbürü de biz çok uğraştık ama Falcao bıraktı gitti. Amerika'ya gitti mesaj. İki tane birbirine ters mesaj var. Bir, hatırlarsan bir gün bir futbolcu, isim vereyim, İlhan Mansız ameliyat olmuştu. Ertesi gün altılı bacakta Reyna'ya gitmişti. Şimdi sen Falcao'sun değil mi? Sakatlandın. İki ay tedavi görmen lazım. Ama Falcao benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de değil. Evet. Şimdi bir, o da çok hayret verici. Mesela bir futbolcuyla anlaşma yapıyorsun sen. Anlaşma yaptığın futbolcu mesela diyelim ki Alman. Sakatlanıyor, küt Almanya'da doktor Feşmeken'e gitti diyor. Tatile gidiyorlar. Tatile giden de var, gerçekten tedaviye giden de var. Ayrı konu ama birçoğu tatile oyuncu, gidiyor. Ben bildiğim, tanıdığım doktoruma gözükmek, ameliyat olmak hakkına sahip. Ama bunun da tabii belli bir süresi var. Ama sen var. Çizmeyi açmamak koşuluyla. Mukavele yaparken diyeceksin ki sakatlıkla ilgili bir durum görürse bizim kulüp doktorunun ya da danıştığımız hocanın uygun görmesi koşuluyla falan cerrah Amerika'ya gidersin. Şimdi mesela Türkiye'de bypass ameliyatı oluyorsun. Şakır şakır da apandist ameliyatı yapar gibi yapıyorlar. Zaten Türkiye'deki kardiyovasküler cerrahlar dünyadaki en yetenekli adamlardan. Ama bir bakıyorsun işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir abimiz ya da bir büyüğümüz tık Amerika'da feşmekene ameliyat olmuş. Mesela rahmetli Turgut Özal gitti 86 yaşındaki doktor Dubeki'ye ameliyat oldu. Türkiye'deki 40 yaşında çok yetenekli bir adam daha dururken. Ondan sonra ne kadar rahmetlinin az yaşadığını da biliyoruz. Yani demek ki çok başarılı bir ameliyat olmamış. Peki hangi bandımız var bu konuyu da Sayın Ali Koç'un son bölümünü verelim. Yayıncı kuruluşa gider yaptı veya yayıncı kuruluşu suçladığı bir bölüme bakalım. Evet, ben birazcık yayıncı kuruluşla ilgili konuşmak istiyorum. Herhalde burada yayıncı kuruluş kamerası yok. Var mı? Var. İnşallah yayınlarlar. Şimdi sezon başından beri gizli kalan bir durum değil. Fenerbahçe Spor Kulübü ile yayıncı kuruluş arasında bazı sıkıntılar, görüş ayrılıkları oldu. Dün oynanan, bizimle hiç alakası olmayan bir maçta tezahürat efektinde çıkan bir tatsız bir olay vardı biliyorsunuz. Bununla ilgili biz bir açıklama yaptık. Yayıncı kuruluş bir özür açıklaması yaptı. Öncelikle şunu söyleyebilmesi istiyorum. Yani özür açıklamasını samimi bulmadığımızı, kehren yapıldığını düşündüğümüzü, zaten saatine baktığınız bile, zaman bile altında çok fazla başka sebepler, konular, nedenler arayabilirsiniz. Ama tek kelimeyle son derece ciddiyetsiz, son derece saygısız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Sezon başından beri muhtelif konularda muhtelif sıkıntılar yaşıyoruz. Kurumun en üst düzeyleriyle bu konuyu konuştuk. Rahatsızlıklarımızı dile getirdik. Bunları örnek örnek kendilerine anlattık. Ve bu sorunların mümkün olan en kısa zamanda giderilmesini rica ettik. Kamuoyunu gündemine taşımadık.
kurumdan kuruma, iki ciddi kurum olarak arada bir sorunun çözülebileceğine inandık. Ne ben benim kurumda çalışan birine, dışarıdan birine müdahale etmesi istemem. Aynı şekilde ben de karşı tarafa aynı saygısızlığı yapmam. Bugün bunu öğrenci kuruluşun sahiplerinin veya en üst düzeyinden sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama onların artık büyük bir sorun olduğundan haberdar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hem bizim yaptığımız görüşmeler hem de dün yaşanan son bardağı taşıran damla olan son olaydan sonra onlar da artık ciddi bir problem olduğunu farkındalar. Kendi yollarını kendi çizerler. Biz bunu emmediğini şekilde en kurumsal şekilde çözülmesi için yayıncı kuruluşa imkan verdik. Bekledik ama bırakın düzelmeyi, işler daha da kötüye gitti. İşte maç görüntüleri, maç tekrarları, maç özetleri televizyonlarla paylaşılanlarda seçilenler, seçilmeyenler, bazı takımlara karşı öyle, bazı takımlara karşı böyle. Burada artık yani bir teknik hata, bir tercih hatası olarak yorumlanamayacak, bir basit hata olarak yorumlanamayacak konuya gelmiştir. İyi niyetle sıkıntıları gündeme getirdik, örnekledik, size bunu çözmeniz için imkan verdik. Sizin için içeride çöreklenmiş yapılanmanız mı daha önemli, yoksa Türkiye'de adil, eşit seviyede olması gereken bir yayıncılık yapmak mı daha önemli? Ona siz karar vereceksiniz. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Siz de hazır olun. Kesinlikle burada bir decoder, boykot kampanyasına gitmeyeceğiz. Ama son olarak gerekirse onu da yapacağız. Bizden bu konuda lütfen bir sinyal bekleyin. Ama yaparsak da belki de futbol tarihinin en ağır kampanyası olacaktır bu. Siz de belki Fenerbahçe'nin ne olduğunu tam bilmiyorsunuz. Üst üste saygısızlık etmekte, üst üste hatalar yapmakta, üst üste bizi sınamakta bir sakınca görmüyorsunuz. Dolayısıyla hodri meydan. Tekrar söylüyorum. Taraftarlarınız bu konuyu gündemde tutun. Sosyal medyada üstüne gidin. Biz bu konuların çözümlenmediğine inanırsak, böyle devam edeceğine inanırsak, Fenerbahçe haksızlığa gerek inanırsak, son çare olarak da hayatlarında tahmin edemeyecekleri en ağır boykotla karşılaşacaklar. Bu konuyu burada daha fazla uzatmak istemiyorum ama bizim sabrımız taştı, sabrımız tükendi. Kendilerinin bileceği iş. Evet, olay... Sen konuşmayı sona bırakmışsın. Mustafa Bey'le olan hırlaşma gibi burada çok... Daha dur, tam işte programımız zaten ana damarındayız, ortasındayız. Damarın göbeğinin göbeğindesin yani. Şu anda Karagümrük Konya maçında dün İzmit'te oynanan müsabakanın işte seyirci efekti bölümünde Fenerbahçe'ye seyirci efekti küfür edilmesini ve bunun bir bilinçli ve kasıtlı yapıldığını. Tabii ki burada yani şimdi Beyin Sport arkadaşlarım orada çalışıyor. İşte Güntekin başta olmak üzere birçok sevgili arkadaşımız orada çalışıyor. Ekmek yiyorlar. Ama içerisi fokur fokur kaynadığı, birçok kişinin ayrıldığı, gönderildiği, işte zamanlı kameramanın şu anda orada müdürlük yaptığı gibi böyle duyumlar alıyoruz. Kötü bir yapıda şu anda Beyin Sport. Hala bir organizasyon, bir kurum olamamış. Fenerbahçeliler de bunu Fatih Terim'in uzun süre yardımcının asistanlığını yapan Hande Sümertaş'tan dolayı kasıtlı olarak yapıldığını, Fatih Terim tarafından bizzat kasıtlı olarak Beyin Sport'a koyulduğunu belirtiyorlar. Fenerbahçelilerin de en büyük tepkisi, işte Hande Hanım, işte Galatasaray'ların oradaki lobicilik güçlerinin fazla olması ve Fenerbahçe'nin sabrını taşırmasından kaynaklanıyor bu kavga. Şimdi Sayın Ali Koç çıkıp da derse ki ya ben bu decoder olayını söyleyeceğim edeceğim, biz Fenerbahçe camiasının nasıl kenetlenip güçlendi, neler yaptığını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyorum. 3 Temmuz'da zaten. Fenerbahçe bir daha söyleyeyim. Dünya alem gördü. Sayın Ali Koç böyle bir açıklama yapıp Fenerbahçeliler buna uyarsa söz veriyorum bir Beşiktaşlı ve spor sever olarak ben de uyuyacağım. Çünkü yapılan bir terbiyesizlik. Hemen hatırlarsam bir densiz, ahlaksız, şerefsizin teki TRT'de şöyle bir haber çıkardı. İşte kelimeler biraz ağır oldu. Yani davalık olmayalım o yüzden. Aynen söylüyorum. Arkasındayım bu lafın. İsterse
kişi bana mahkeme açsın benim hakkımda böyle konuşsun diye. Azeri topçusu sivil Ermenileri bombalıyor diye bir haber çıkardı. Ve maalesef TRT'de haber çıktı. Aynen ismini veriyorum. Anında TRT demiş ki densizliktir, ismi budur muhabirin. Hemen dediler, pıt içten attılar adamı. Şimdi ben şeyi de araştırdım. Bu adamı işe kim getirmiş, niye getirmiş, neden getirmiş? Altından çünkü çok enteresan şeyler çıkabilirdi. Burada da beyin spor şunu yapması lazımdı. Diyecekti ki Sayın Ali Koç, %100 haklısın. Biz bu olayın sorumlusunu tespit ettik. Bu sorumlu Adnan Aybaba ile Ahmet Ertan Tezcan. İkisini de bugün itibariyle iş çıkışlarını vermek için şey yapıyoruz, yazı yazdık. Ancak mevcut kanunlar şu anda işten adam çıkarmaya müsaade etmediği için işte şöyle bir izne çıkardık diye bir yazıyla kulübe bildirirsen o zaman bu samimi olur. Öbür türlü onun dışındaki bir açıklama samimi olmaz. Kusura bakma. Hiçbir şekilde samimi olmaz. %100 haklı Sayın Ali Koç. Bir de gayet güzel, bir... haksız demedi, ahlaksız bir şey demedi. Demedi. Çok güzel açıkladı. Sadece talihsiz olarak görmüyoruz. Kastı yapıldığına inanıyoruz diyorum, dedi. Eğer Fenerbahçe taraftarı olan, birazcık böyle çok fanatik de değil, herhangi bir kişi, yok ya bu olayda kasıt yok, bu tezahürat oraya tesadüfen konmuştur derse, o zaman ben diyeceğim ki Sayın Ali Koç bu açıklamada haksız. Evet, sezonun en formsuz sportif ayağı bana göre uzak ara beyin sportu. Bak hakemler diyoruz, futbolcular diyoruz, teknik adamlar diyoruz, başkanların sataşması diyoruz ama uzak ara bana göre beyin sportun yayınlarını izliyorum. Niye? Aman Allah'ım. Yani tam bir felaket. Kamera açıları yanlış yerde. Mesela maçtan sonra röportajlarda röportajlarda hep böyle geçmiş olsun hocam. Tebrikler hocam. Ya biraz da farklı bir başlangıç yapın. Ya nedir ya? Geçmiş olsun. Ne oldu abi? Birisi mi hastalandı? Birisi hastanelik mi oldu? Adam 4 yemiş, geçmiş. Niye böyle başlıyorsun hocam? Bugün 4 tane yediniz. Ya şimdi iş öğretmeye geliyor olay. Sorular çok kötü. Çok cılız ve korkarak soruluyor. Ya lütfen ya daha şablon böyle... soru. Şablon. Olmaz ya. Ashara ya Fatih Terim'e soru sormaya korkuyor ya çocuk. Ya çocuğu da suçlamıyorum. Çünkü daha orada belli. Stajyer pozisyondan yeni o noktaya gelmiş. Ama sen oraya deneyimini bu kadar adamlarla vardı. Ne oldu? Niye Ömer Güvenç'i kullanmıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Ömer Güvenç şimdi, kamera görüntüsü iyi değil sport. Ya olabilir ya, ama soruları ama vardır. Ömer Güvenç soru sorar. Marka Ömer Güvenç dedi. Ya soru soracak adam yok. Fakat kamera açıları kötü. Penaltı pozisyonlarını kaçırıyorlar. Ömer abi doğru demişti Sayın Ömer yönetmenler de skandal. Ömer Güvenç hatırlarsan bilinç Ömer abi demiş de Ömer Güvenç demiş ki ya ben senden bir yaş ufam Ömer Güvenç. Şimdi burada beIN Sports Türk futbolu için mutlaka olması gereken bir faktör. Sana ben bu kadar para veriyorum. Kusura bakma. Şimdi bu bitik Türk futboluna ben bu kadar para yatırıyorum. Bir dakika. Veriyorum bu parayı. Eğer bugün Türk futbolu ayaktaysa yayıncı kuruluş sayesinde ayakta. Ayakta değil zaten. Türk futbolu şu anda hayır. Ağır hasta. Ama anladın. Ağır hasta ama gelirlerini buradan alıyor. Türk futbolu şu anda şimdi ağır. Burada... Bunu beyin sporta mal etmiyorum. Hayır. Ciddi ölüm riski taşıyan bir hasta durumda. Burada da ya. Burada da sen onu ekledin. Burada sıkıntı iletişim. Şimdi burada baktığımız zaman beyin sporttaki çalışan arkadaşlar mesela 19.05'te bir özür açıklaması yapıyorlar. Şimdi biliyorsun Türkiye Futbol Federasyonu'nda 19.05'te bir özür açıklaması yapmıştı. Şimdi şunu soruyorum ben kendime. Ya neden arkadaş 19.04, 19.03 değil, 19.07 değil mesela örnek diyorum sana. Hep bunlar 19.05'e denk geliyor. Şimdi ya düşünüyorsun, taşınıyorsun, dışarıdaki insan bunu algılamada zorluk çekiyor. Biz hiç algılayamayacağız. Neden biliyorsun? Çünkü yıllarca bu işin içindeyiz. Daha da beteriz. Ya diyorsun ki ya, hatalar bu kadar mı arka arkaya ya, aynı ya, saat? Ya yapma arkadaş ya. Aynı saat, aynı dakika dilimini bulur. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen şimdi burada bize çok büyük bir yardım. Ne oluyorsun Türk futboluna? Tamam amenna ama dediğin gibi senin. Ya yapma sen şimdi Galatasaray'da Fatih Hoca'da yedi içti ayrı gitmeyen bir hanımefendiyi alıyorsun, getiriyorsun. Medya direktörü yapıyorsun. Medya direktörü. Ya buna ne gerek var? O zaman Fenerbahçe'de de bir tane medya direktörü getirelim. Beşiktaş'tan da. O neden? Trabzon'da getirelim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani ama, maçları... Ya bak. Hande Hanım mı oynuyor? Ya oynamıyor. Gültekin mi oynuyor? Bak ben sadece formsuzluğunu dile getirdim. Bak, sen Gültekin'i sor sana o. Bak söylüyorum burada. Gültekin en formda adamı şu anda. Bence de. Gültekin olmasa zaten hiçbir şey izlenecek. Ama Gültekin'e sor.
o bantı kimin koyduğunu sana tak diye söylesin. Şimdi burada, söyleyemez şu an. Burada Hande Hanım'ın bir şey söyleyeceğim. Ben Hande, o sana söyler ama de sen başkalarına söylemez. Şimdi burada o kadar hukukunuz var burada, ya. Burada kaçırdığımız bir şey daha var. Mesela izlediniz mi hiç? Galatasaray'ın maçlarındaki pozisyonlar kaç kere tekrarlanıyor? 4 kere minimum. Kaç? 4, minimum 4. 4. Minimum 4, maksimum... Beşiktaş'ın, Fener'in, Trabzon'un... Beşiktaş'ın aleyhine ise minimum 5. Evet. Hatay maçındaki penaltı. En fazla 3. En fazla 3. Bak. Mesela taç insanlar... pozisyonu, Hatay maçındaki taç pozisyonunu bir kere gösterdin. Bu kadar. Göster 5 kere, evet. Hiçbir şekilde Beşiktaş'tan çıkmıyor taç. Hayır, bir şey kesinlikle. Bir defa hiç onu tartışmayalım. Hı. Top... Larin miydi? Larin'in omuza çarpıyor. Hiçbir şekilde bakın, çarpmıyor. Çarpıyor. Zaten forma oynuyor. Çarpsın. Siz şimdi, bak şimdi böyle tek gözlükle bakarsanız. Hayır tek gözlükle. Bir dakika. Bu ayıp olur. Serhat'cığım tek gözlükle. Şimdi mesela yapmış. Diyor ki kesinlikle çarpmıyor. Peki, ben de şunu, diyorum şunu demeni beklerdim. Ya siz beş kere göstersin. Ya niye o gösterdi? Ben izledim. Ben onu öyle gördüm ama buna bir... Hayır ben bugün de izledim. Hatay'ın verilmeyen net bir şekilde Larin'in buraya sıyırıyor. Bence de sıyırmıyor. Siz niye şimdi pozisyona takıldın? Bence bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tamam bu da var da. Burada başka bir şey anlatıyor. Ama şimdi gösteriyorum. Gösterdi. Aynen. Siz gösterilerinizden... Bak, iki kere gösterdi. Bak, kaç kere? İki kere. Ya o anda Hatay'daki o fiziki koşullarda oraya iki tane bak, kamera... Bir daha. Fiziki koşullar çok daha iyi. Bir şunu söyleyeyim bir daha lütfen. Her şeyi siz biliyorsunuz zaten. Bir de bir şey soracağım ya. Yo o zaman yedinci kuruluşun başına karakümrük, sizi getirelim. Karagümrük tamam yönetmen de siz yapalım. Maçı da sen anlat. Bir şey söyleyeceğim ya. Karagümrük stadında maç oynanmıyor. Hatay Spor... Sahasında maç oynanıyor. Hatay Spor sahasında. Burada da Beyin Sport mu atalım? Karagümrük gümrüğünün ne farkı var? Şimdi bunun Beyin Sport mu suçlu? Ya aklıma şimdi geldi. Ben Beyin Sport mu? Bak bak. Beyin Sport. Ya ben formsuz dedim. Ben siz diyorsun kasıt arıyor ya. Kardeşim. Her görüntüde kasıt arıyorsunuz. Kardeşim, bir açıklayabilir miyim? Beyin Sport. Konuyu. Kar etmek için, maliyeti fazla ekip yerine. Bir iki istisna dışında. Tamam. Maliyeti düşük insanlarla çalışıyor. Ben üniversitede ders veriyorum. Benim ismim Ahmet Ertan Tezcan. Bugün ama Türkiye'de tamam. Zaten küçülmeyen şimdi, veya daha böyle kompakt çalışmayan bir kuruluş kalmadı. Var, var. Vardır ama var. Beyin Sport'un da biraz... Ben şu konu bir bitirseniz devam etsin. Ya orada iki, Serhat Uluerem'den, Adnan Aybaba çalışsa... Maddi anlamda küçülmesinde yani haksızlık. Ya yanlış yerlere gidiyor. Haksızlık etmeyin lütfen. Ya. 20 bakın, bin liraya Hande Hanım'dan fazla. Dolayı Fenerbahçeliler Beyin Sport'a ciddi sarmış durumda. Şimdi arkadaş gideceğim. Her şeyin altında da... Hande Hanım'ı... Hande Hanım'a mal etmek doğru ya değil. Ya biz bunu mal ben formsuz olduğunu söylüyorum. Sana da bir şey söylüyorum. Neden Hande Hanım'ı alıyorsun da Fener'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan birini alıp da getirmiyorsun? Bana bunu açıkla o zaman. Belki öyle genius bir kişi yok. Efendim? Bu kadar... Ya yapma ya. O yapma. Da, o ya da, bir sürü... Kumpas. Ya arkadaş bak bir sürü yeni mezun var, üniversite mezunu. Bir sürü iletişim, televizyon. Bir sürü üniversiteyi bitiren çocuklarımız var, evlatlarımız var. Onları alsanız da bu çocukları niye okutuyoruz biz üniversitede okuyan bu çocuklar? Ne yapıyor okulu bitirdikten sonra? Hepsi boş boş geziyor. Sen onları alıyorsun da niye Hande Hanım'ı alıyorsun? Bu çocuklara günah değil mi? Atatürk kimlere güvendi? Gençlere güvendi. Güvenin. Bu bir. Pozisyonları diyor ki bak şunu söyledim. Hoca da orada katılıyor. Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın bir pozisyonu oldu mu, hele bir de başka türlüyse hemen hemen geçiyor. Ama Galatasaray oldu mu işler farklı oluyor orada. Ha bu art niyetli mi yapılıyor, yapılmıyor ben bunu demiyorum bak. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum. Bu yakışmaz. Ya bırak bari, herkes ama, bıraktı zaten birilerini. Hayır, sen ne bıraktın? Hayır, ben böyle bir şey demiyorum ama burada ya da bir beceriksizlik mi var? Ya böyle bir İşi şey bilmemem diyorum, var. Böyle bir şey diyorum da ya. Olur mu ya? Sen böyle bir şey olur mu ya? Beşiktaş'ın penaltı pozisyonu... Bir kere, üç kere, dört kere gösteriyorsun. Galatasaray penaltı pozisyonunu bir kere gösteriyorsun. Ne diyorsun buna? Hangi penaltı pozisyonu? Allah kaç kere oldu televizyonda? Offside pozisyonu, çiziyorsun çizgiyi böyle. Taç pozisyonu böyle. Bizim Beşiktaş'ın, Fener'in, Trabzon'un oldu mu ya da bu başka takımların oldu mu iki kere gösteriyorsun. Üç kere, beş kere. Galatasaray oldu mu göstermiyor bile sana. Bu formsuzluk evet. Ve kalifiye elemanın olmamasından bağlı. Kalifiye eleman, tabii. O kadar. Sadece burada kesinlikle ya pozisyonlarla ilgili. Aman ne olur Beşiktaş'ın lehine olanları çok az gösterin, aleyhine olanları değil, defalar. Yok. Böyle bir şey yok. Kalifiye eleman olmaz. Böyle bir şey yapılmadığını adım nasıl gidemeydin. Nasıl yok ya? Görünüyor. Kalifiye eleman eksik. Ya giriyorsun internetten haber okuyorsun. Yukarıda diyor ki Fenerbahçe Konya Spor'u 5-0 yendiği maçta diyorsun. Manşet almış. Halbuki Fenerbahçe kötü yönetiliyor diyorum zaten. Ama bu kötü yönetilmesi art yani... Kasıtlı, maksatlı yönetiliyor anlamı ya, taşımasın. Kötü, şey, kurum değil. Ya bu CEO, kötü bir kurum oldu. Arkadaş, sen Fenerbahçe, İyi elemanlarını kaybetti. Sen bu kadar bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe gibi... Uzatmayalım bu konuyu da. Ya niye tamam, uzatmayalım abi? Sen Fenerbahçe gibi... Ya bizim işimiz yani, gücümüz sadece... Bir arkadaşlar biz Fenerbahçe, de bu platformun içindeyiz. Arkadaş, lütfen onların da emeğine saygı biz duyalım. Saygı duyuyoruz. İyi bir kurum. Ama ben sana bir söyleyeceğim. Burada Fenerbahçe'nin sen... Kaybetti, bak sen burada katılmıyorum.
sen koskoca Fenerbahçe camiası ya da Beşiktaş ya da Galatasaray. Yaptıkları arkadaş, büyük. Sen küfürlü tezahüratını Allah Allah koyamazsın ya. Tabii ki koyamazsın. Yapma kurban tabii olayım ya. Bunu yapan sen kişiye, bunu yapamazsın. Bunu yapan kişinin mutlaka iş akdini feshedilmesi konusunda. Ya ne olacak oradaki çocuğun iş akdini feshetsen ne olur? Oradaki zihniyeti feshedeceksin. Orada başka bir zihniyet var diyorum. O zaten. Orada başka bir şey var sen arkadaş. Oradaki gariban sen bunu, ne demiştin? Sen Fener içinde... Ya bile masumu yani bu adam futbolu sen, bilmeyen, cahil. Ya sen... işte ilk defa bu veterinin başına oturmuş kişi yapıyor olamaz mı? Sen küfrü duydun mu? Sen küfrü duydun mu? Veterin. Direkt kumpas. Hayır küfrü duydun mu? Ben duymadım. Ben duydum. Ben duydum. Ben de sana söyleyeyim. Sesli mi dinliyorsunuz? Tabii sesli Allah dinliyorum. Açtı mı sesli? Sessiz maç dinlenmez. Ya hayal bir efektin peşinde mi gidiyorsunuz? Ya bir dakika ama arkadaş. Ama çok önemli. O maça ait olmayan bir tezahürat duymak size keyif işte, veriyor. Hayır. Niye biz? Sonuçta karagümrün sahası oynanıyor. Aslında bu efekt. Arkadaki efekte karagümrün karagümrük. Bu efekti. Bu efekti. Gayet de güzel efekti var ya orada. Ya kimi kandırıyorsunuz? Ya bu efekti tribünde seyirci yok yani. Hayatım bir daha söylüyorum. Sen... Yayıncı kuruluş normalde küfürlü tezahürat olduğunda hemen çıkışıyor. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir şey ya görüyor musunuz siz? Ya kısmıyor mu hemen? Şampiyonlar Ligi'nde. Ya efekti kaldı. Hayali efekt koyuyor koyma. Mu? Koyuyor. Hepsine koyuyor. Hayır sen koyma. Şampiyonlar Ligi koymuyor. Vallahi ben hayır. Hangi maçta efekt varsa televizyon otomatik ayarlanmış benim. Otomatik olan sen... geldi ayarladı. Ben ya maçta bunu yapıyorsun diye tabii ki sizi eleştirmiyorum da. Yani bana göre bunu yapan o VTR'ci veya teknisyenin de hatası olabilir diye söylüyorum. Ama niye bu Fenerbahçe? Niye bu Karagümrük? Sana sor. Mesela niye bu Beşiktaş'a? Kötü yönetildiği için arkadaş, diyorum. Arkadaş hep mi Fener olacak? Korksuz olduk tabii ki. Bak biz Fenerli'deyiz, Beşiktaş'lıyız ama böyle bir şey olmaz arkadaş. Biz adaleti savunuyoruz burada. Bize ne ya? Çok terbiyesiz. Hayır niye Fener? Ben de bunu kabul ediyorum. O zaman aynı fikirdeyim. Sorumlusu bulunması büyük lazım. Büyük ayıp diyorum. Tamam. Ve sorumlusunun iş akdini feshedilmesi gerektiğini de söylüyorum. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama bütün bunu Beyin Spor'un A'dan Z'ye. Bu dediğiniz Beyin hayır. Spor önce gelecek. Genel müdürü kimse? Kim genel müdürü Beyin Spor? CEO'su var hocam o Katar. İşte CEO'su. Katar. Türkiye'deki Katar. Sorumlusu kim? Değişiyor. Sürekli onu mu takip tamam, edeceğim? Tamam işte. Benim bin tane işim var. Ya, dolayısıyla. Beyin Spor'un. Ya ne kadar acı değil mi? Eskiden bir adam gitti geldi, tekrar gitti geldi başka. Beyin Spor eskiden Türkiye'de kim yönetiyordu gayet iyi biliyordun değil mi? Ufuk Bey'di uzun süre. Tamam bitti biliyordun yani evet. Kim olduğunu. Yok. Peki. Ertan Bey'di miydi? Mesela Şansal abi ben çalışmıyor değil mi? Ertan Bey'di uzun yıllar. Sayın Şansal abi. O zaman Şansal abiydi yöneten yani. Millette yazıyor. Tamam. Bunca sene yaptı herhangi böyle bu tür şeyler yanlışlar şunlar. Oldu o da çıktı özür diledi. Tamam bitti. Ya Şansal Bey özür dilediğinde de insanlar bunun samimiyetine inandı mı? Ben samimiyetine yani. İnanıyorum. Ben inanmıyorum hocam. Hocam bir şey diyeceğim. Yani Fener'in küfürlü şeyi niye koyuyorsun arkadaş? Ya beni bir anda böyle Allah Beyin Spor avukatı pozisyonuna soktunuz hayır, ya. Hayır Fener'li şeyi niye koyuyorsun da küfürü? Ben dışında Beyin Spor'tan ayıp ya olur mu ya şey? Yakışır mı ya? Gözlükler olsun. Lütfen alt yazı yazar mısın bunu? Ben de bunu söyleyen Savaş Toprak. Ertan Tecan'a sadece yazıklar olsun. Bilinç dışında Beyin Spor. Ama açık söyleyeyim bak fikrimi baba, söyleyeyim mi? Beyin Spor bak, benim gibi... Beyin Sport kontrol edilmesi mümkün olmayan bir adamı niye alsın? Beyin Sport'un ayağına niye aklı sıksın? Varsa senin gibi adamlarla çalışır. Bak buradan da söylüyorum. Baba bak, ben tamam. Bak, kişilerin, kurumların adamı olamam. Sen ama ben de böyle uzun çağıracak, uzun bir dil yok böyle. Böyle burada sürekli diyecek, yalayabileceğim bir dil gitmiyor. Yok. Yorumcular, Beşiktaş yorumcusu yorum yapıyor. Diyor ki Beşiktaş maçında faul vardı. Beşiktaş golü faulden attı. Ya ben sen yıllarca top oynamışsın. Ben Beşiktaş'ta top oynamadım. Benim böyle bir beklentim ama onun olmadığını görüyorum. Hayatım boyunca hiç olmadı. Ben senin ben adını... çünkü görüntünün olmadığı programlarda kendimi çok daha formda ve zinde hissettim. Ya futbolun görünmeyen yok. Ben mesela şunu ben buna sen keyif almıyorum. Görüntünün olduğu programda senin dengen bozulur. Tamam ben mesela Güntekin gibi evet Metin hocam ne diyorsun? Önder hocam ne diyorsun? Ben bunları sevmiyorum. Tamam benim tarzım değil. Ben o yüzden Beyin Spor'ta çalışmaya kendimi uygun teklif, görmüyorum. İyi bir teklif hayır. Gelir derler ki kanalın Serhat Ulaeren spor gel. Spor direktörü yaparlar düşünürüm ama ben yaptığım bak, işten söyle, keyif alıyorum. Ben de onu zaten sana yakıştırdım. Gel derler Serhat Ulaeren bu tür madem şeyler oluyor. Abi şimdi işi gücü bıraktık, futbolu sensin. Bıraktık, sensin. Futbolu kurtardık. Beyin Spor'ta ama nasıl geçeceğimizi. Çok açık net söyleyeyim. Türkiye'de futbolun kurtulması 2-3 yerden gidiyor. Bir, Futbol Federasyonu'nun içindeki ahengin olması. 2, Beyin Spor ya da yayıncı kuruluşların... Ben Beyin Spor'un Türk futbolu üzerinde bu kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Peki. Yani Beyin Spor'un... Beyin Spor olan şöyle mi yapıyor burada sezon başında? Biz borçuna mı konuşuyoruz? Arkadaşlar kimseyi, biz de az dekoder satıyoruz. Kimseyi burada etkilemiyor. Az dekoder satıyoruz. Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ı ilk üçe sokmazsanız biz bir daha bundan sonra yokuz. Böyle bir şey dediğini mi düşünüyorsun? Bilinç dışında düşündüğünü düşünüyorum.
Bunu herkes düşünür. Sokakta geçen adam tamam, da der ki zaman bir ben bu futbolu tekrar sen izleyebilirim. Sen bu bilinç dışını öğrendin sonunda. Bilinç dışında düşündüğünü düşünüyor. Böyle ne desem acaba ya? Adam hep senin yüzünden oldu. Geldin, ortalığı karıştırdın. Biz ne güzel sakin sakin program yapıyorduk. Sakin yok, sakin hani, mi? Siz ikiniz sakin sakin. İkimiz ben sakin kaldım ya sizin yanınızda. Tansiyonumu yükseltmeye başladım. Ya sana evet. Bir şey soracağım. Başka ya. Off the record. Hatta kapat abi programı. Bir şey soracağım. Ya Beyin Sport dese ki ya burada sıkıntılar var hakikaten. Çünkü ben Beyin Sport'u buradan bana kızın ya. Hiçbir sakıncası yok. Liyakatin yönettiğini düşün. Peki siz insanlar şu anda izleyen birkaç ne biçim kişi, psikiyatrist? Nereden izliyorlar diye. Sizi şu, muhtemelen? Yani Beyin Sport'tan değil mi? Bu platformdan izliyorlar. Yani o Beyin Sport'un oldu. Beyin... Yani evimize bugün Ahmet Ertan Tezcan'ı sokan başka uydudan mı? Çok, o çanaktan çok bana göre o Dijitürk'ün dekoderleri diye başka düşünüyorum. Başka yerlerde de mesela Ankara'da falan oturan dostlarım şeyden seyrediyorlar. Kabloludan seyrediyorlar. Ben biraz daha... Öğrencilerimin birçoğu internetten seyrediyorlar. İşte bu kadar art niyet aramanızı biraz şey yapıyorum, biz yadırgıyorum. Biz diyoruz ki bak... Dediğinizi de zaten diyeceğinizi dediniz bence. Biz ben... Bu konuyu bence kapatalım. Platformun yaklaşık eşim... Üye yaklaşık 20 yıllık falan yani kurulduğu günden beri üyesiyim. Kimin basın toplantısı var? Duyamadım bir dakika. Erol Bulut. Bitirdiniz mi? Dinleyelim abi. Emir büyük yerden geldi. Yönetmen diyor ki kes bir açıklama koyacağız diye. Açıklama falan koyacağız demiyor ya. Ya da birinin açıklaması olacak. Yani bu iş yani uzayacak böyle. Siz onunla geçeceksiniz. Ben onu savunmak zorunda kalacağım. Bir daha anlatıyorum. Beni birilerine savunma durumunda ya, bırakmayın. Sen geçen geldin. Bak çok güzel bir laf söyledin. Dedi ki Türkiye Ligi kalabalık oynanıyor dedin. Kalabalık mı? Kalabalık dedin ya, 21 takım çok dedin. Evet. Ben daha önce demiştim ki insani olarak buluyorum, bu sene oynanabilir. Ama baktığın zaman Türkiye'deki ligin şartlarını göz önünde bulundurduğunda Türkiye Ligi 16 takımlı olmalı dedim. İsviçre'de adam 24 takım koymuyor, İsviçre'de 12 tane takım koyuyor. Danimarka'da bak 11-12 tane takım var. İşte İzlanda Ligi'ne bak 10 tane takım var. Kendi şartına göre. Futbolu yaygınlaştırmak hakkında. Çünkü sen kazayla 14 takım falan oynatırsan bunun en az 7 tanesi yarın öbür gün doğası gereği İstanbul'dan çıkar. Sen o Anadolu'ya yaymak hevesinde oldun ve bir takım işte Trabzon gibi, Bursa gibi, Eskişehir gibi, Sakarya gibi, Kocaeli gibi, İzmir gibi bunlar mega futbol şehirleri. Bu futbol şehirlerin de altta olmasını sağlarsın. Başka tür sıkıntılar çıkar. Dolayısıyla bunun yayılması lazım. Yayılması için de işte ülkede bir Süper Ligi belli bir sayının üstüne oynatman gerekiyor. Evet. Diğer taraftan... Diğer tarafa geçmeyelim, Erol Bulut'u dinleyelim. Bu uzun konu. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün zor bir deplasmanda. Hava şartları normal biraz olmasa da. Ama yine Erzurum'a baktığımızda genelde daha soğuk oluyor. Bugün 4-5 derece top oynadık. Hava şartları iyiydi. Zemin biraz kötüydü. İstediğimiz oyun ilk yarıda da tam anlamıyla sahaya yansılmasak da yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık. Birini değerlendirdik. İkinci yarıda daha çok istediğimiz şekilde oyunu gerçekleştirdik. Daha baskılı oynamaya çalıştık. Nitekim 2 ve 3. golü atmış olduk. Kalemizde hemen hemen hiçbir pozisyon rakibe vermedik. Biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu bugün Erzurum'a karşı. Sahanın şartlarından dolayı, zeminin şartlarından dolayı akıllı oyun, 3 puan yolumuza 3 puanla devam ettiğimizden dolayı, galip geldiğimizden dolayı mutluyuz. Futbolcularımı hepsini tek tek tebrik ediyorum. Adlancım. Vallahi Pelkas. Pelkas. Tabii. Yani ben maçı seyrettim. Hakikaten sağ zemini çok kötüydü. O şartlarda oynamak zor ama bu her iki takım içine geçer. Zaten özellikle de deplasmanda Fenerbahçe için ben daha da zor bir şey. Bu kötü zemini iki takım içine geçer. Böyle Polonya'da ve artık Macaristan'da da görmüyorum. Polonya'da da kalmadı. Bizde var. Bu kadar mesela İzmit'e mükemmel bir stat yapılıyor. Direnajı yok. Sivas-Gaziantep maçında Gaziantep yani o sağ tarafta ekrana baktığımızda sağ taraftaki kale önü resmen bir patates tarlası gibiydi. Var stat. Bileğe kadar falan böyle batanlar. Ya bu Sivas'ın zemini falan iyiydi. Bu bir dakika benim anlamadığım bir şey var. Sonra şeyi izledim.
Paris Saint Germain'i izliyorum. Ya bir tane çim takmaz mı be kardeşim? Bir tane çim kalkmaz mı? Bu kadar mı iyi yapılır? Real Madrid'in zemini öyle, Barcelona'nın zemini öyle. Bunlar da haftada kalitesiyle iki gün maç yapıyorlar. Aynı peki, efendim? Kulüp kalitesiyle zemin kalitesi tamam, aynı. Tamam, o zaman federasyon kriter olarak şunu söyleyecek. Demek ki bir tane adam görevlendirecek ya da birkaç tane. Her hafta çarşamba günü bu statları dolaşacak. Hemen rapor verecek. Diyecek ki vallahi Sivas'ın kale önü çok kötü. Hemen öyle, abi onda, hop onda gideceksin yap. Maçını nereye vereceksin? Sivas'tan Malatya'ya. Ver Antep'e. Süründür. Aynen öyle. Ya bunları acı çektireceksin ya. Süründürüyorsun. Ha. Madem Karagümrük'e de stat vermiyorsun. Ya adam bırak. Zaten ya Real Madrid maçları nerede oynadı biliyor musun? Şampiyonlar Ligi maçlarını. Kendi maçında sahasında 10 bin kişilik. Stefano'nun 10 bin kişilik antrenman sahasında oynadı. Orada oynadı. 10 bin kişilik sahası var, orada oynadı. Yani Barnabio'yu bıraktı. Tabii orada oynadı. Bütün Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 tane maçı, iç saha maçını da Di Stefano bir tane tribünü olan yerde oynattı. Niye? Yani bizde Karagümrük stadından bile de, yani stat değil zaten orası. Antrenman tesisinde oynattı. Hiç tabii. Inter itiraz etmedi. Onların var. Mönchengladbach itiraz etmedi. Tabii aynen öyle. Tabii aynen. Ama öyle. Sen Karagümrük maçını niye vermiyorsun ya Karagümrük'te oynanmıyor? Antrenman sahası bile 10 bin kişi. Onun antrenman sahası 10 bin kişi. Ha TFF birinci. Demek ki bak ayrımcılık var demek ki. TFF birincilik maçını Karagümrük'te oynatıyorsun. Süper Lig'e çıkınca oynatmıyorum diyorsun. Bu da bir ayrımcılık. Çünkü neden oldu? Galatasaray takımına gitmedi mi o? Yani süper, TFF, Galatasaray takımı TFF oraya gitmedi mi? TFF 1. demek ki sen kale almıyorsun. Ama bir dakika, Fatih Hoca ile Galatasaray takımı oraya gitti mi, gitmedi mi? Yok, Karagümrük'e gitmedi. Nasıl gitmedi? Şeye gittiler onlar. Esenyurt'ta oynadılar. Şeyde oynadı. Şeyde oynadı maç. Musa Küçük dedi, dar dedi, şikayet etti. Esenyurt'taki stadda. Tamam, orada stadda oynadı. Neyse, netice olarak Karagümrük stadı olarak geçmiyor muydu orası? Evet. Tamam. Orada zaten 5 tane maç, 4 tane maç oynadı. 4 tane maç ona verdi sen. Dedi ki bu stadda bu Fatih maç. Fatih Erim stadında oynadı Başakşehir'de. Tamam. Vodafone'da oynadı. Kasımpaşa ile Karagümrük stadında kaç oynadı? Fenerbahçe stadında da oynadı. Tamam. Ama Galatasaray stadında oynamadı. Ama bu stadı beğenmediler. Kasımpaşa ile Karagümrük arası kaç yüz metre? Nasıl 100 metre? Kaç yüz, yani Karagümrük semtinden. 10 kilometre, 15 kilometre olsun. Yok o kadar ya. Birisi hemen karşıda Fatih Camii'nin olduğu civar. Ama yok. 5 kilometre. 5, tamam. Kasımpaşa Tesis Hocam şeyde, Kemerburgaz'da. Tamam, bir saniye. Kasımpaşa stadı nerede? Kemerburgaz'da. Kasımpaşa stadı nerede ya? Kasımpaşa'da. Taksim'de ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi ne? Recep Tayyip Kasımpaşa, Erdoğan. Kasımpaşa, sen de. Taksim'de. Bitti. Antrenman sahası Kemerburgaz. Bu hafta. Ya antrenman sahasını mı soruyorsun? Ya bir saniye. Tamam, neredeyse nerede? Bir dakika ya. Önemli bir şey söyleyeceğim. Tamam, önemli bir şey söyle hocam. Kasımpaşa'nın maçı bu hafta nerede? Alanya'daydı işte. Bitti. Bugün. Alanya'da. Yani Kasımpaşa'nın maçı da yok bu hafta. Ver Kasımpaşa'daki sahaya tamam. Maçı olsun bitsin. Sen kabul eder misin? Nasıl ben kabul ederim? Kasımpaşa olarak. Kabul ederim. Yani ben ya. Niye edeyim ya? Sağım bozulacak. Ya yarın öbür gün bana benim sağım bozulacak. İhtiyacım düşer. İhtiyacım yapma. Düşer. Yapma ya. Sayın Göksel Gümüşdağ rakip olduğu halde Beşiktaş'ta, şampiyonun adı olduğu halde Fatih Terim Stadyumu'nu, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nu buyurun dedi Beşiktaş'a, gelin kullanın ya. Demek İstanbul'a bu takımlar fazla geldi. Boş verin işte. Fazla geldi İstanbul'a bu takımlar. İşte biri Göksel Gümüşdağ, öbürleri değil. Karagümrük olsam fazla bana geldi. Stadı vermeyen takımın son maçı diyelim ki bana denk geldi veya şampiyonluk için en kritik maçı. Öyle bir bilinirim ki. Tabii. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe olsa derim ki. Ya arkadaş bu kulüplerin sorunu değil, bu federasyon sorunu. Bilinç dışı olarak derim ki. Tabii. Ya bu Fenerbahçe bana stadını açtı, Beşiktaş stadını açtı. Adamlar şampiyonluğa gidiyor. Yani belki çok kendimi sıkmaya da bilirim yani. Çok etik, bu söylediklerim etik olmayabilir. Bilinç dışı. Ama bunu yapabilirim. Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş bir yıl dışarıda oynadı. Bir şey dedi mi Beşiktaş? Bir yıla yakın. Canım. Bir yıla yakın. Son dışarıda oynadı Beşiktaş. Evet. Evet hocam, kaç maç oynadı? Galatasaray'da Olimpiyat'ta oynadı. Beşiktaş. Ankara'da maç oynadık. Her yerde maç oynadı. Evet, Beşiktaş gitti dışarılarda ama maç oynadı. Ama şöyle stat dolayı bulamadığımız için. Yani kim verdi hocam sana? Göksel Gümüşdağ verdi. Hayır, Beşiktaş'a kim verdi stadı? Beşiktaş'a Göksel Gümüşdağ. Tamam, o da ne kadar verdi hocam? Yine de epey verdi. Evet, bir müddet verdi işte. Fener stadında oynamadınız mı? Oynadık. Fener stadında bir kere verdi. Oynadı. Benim hatırladığım hiç oynamadı diye hatırlıyorum ben. Hiç oynamadı. Neyse o zaman vermiştir. Galatasaray stadında da hiç oynamadı diye hatırlıyorum. Ha şu var. Şunu düşünmüş olabilirler. Maalesef şimdi sen Galatasaray seyircisine Fener stadında Galatasaray seyircisine var. Maalesef onlar da stada zarar veriyorlar. Yani. Şimdi Allah'tan taraftar yok. Abi statlara iyi bakılmıyor. Statların sorun ya mu? Adamlarını işten atmışlar bu Covid'den dolayı küçülmeye gitmişler. Ya daha bir de karmar yağmadı. Sorumlusu olur. Şimdi İstanbul'a Cuma günü kar gelir. Ben ondan sonra ne olacağını düşünüyorum.
Önce İstanbul'a gelmiyorsun. Türkiye kar gelmesi için. Ama bir kar geldi. Önce bir Marmara ve İstanbul'a uğraması lazım. Mesela şeydeki stat beden terbiyesi ili müdürlüğüne bağlı mı değil? Mesela Kayseri'deki stat ya da şey statlar kime bağlı? Hepsi devlet önce kiralıyorsun. Devlete kime ama? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. Sen de kiralıyorsun. O zaman bu Gençlik Spor Bakanlığı'nın il müdürlüklerinde kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz siz? Dünyalar kadar. Bir tane adamı görevlendireceksin. Top bir adam. Stadın diyeceksin, denetimi sana ait. Kötüyse Türkiye Futbol Federasyonu'na bildireceksin. Bu kadar basit. Erzurum Spor'a diyeceksin kardeşim. Bu hafta... Ama kullanım hakkı kulüplere ait olduğu için kabul ettim. Bu işten sorumlu kulüpler. O zaman kulüpler sorumluysa... Adam yani benden kiralamışsın abi sen. Ya, şimdi kalkıp da... O zaman Türkiye Futbol Federasyonu... Duvara, mutfağa zarar vermişsen sensin sorumlusun. Tamam o zaman... Olimpiyat stadına verirsin. Türkiye Futbol Federasyonu... Olimpiyat stadı bakımda şampiyonluk finali oynanacağı için... Karagümrük orada oynayacaktı maçlarını. Evet. O yüzden oynayamıyor. Türkiye Futbol Federasyonu denetleyecek bunu. Bu kadar denetleyecek basit. Bu kadar basit. Çok kötü. Berkas'tan devam edeyim mi? Devam et. Berkas bir şey soracağım. Doğru maçta kalalım. Ya biraz da. Mesut Özil gelirse Perkas nerede oynayacak? Hocam o gelsin ona bir yer bulur. Peki Sosa nerede oynayacak o zaman? Ona da bir yer bulur. Peki. Hepsi oynamaz yani hocam. Saha, niye Perkas, Mesut Sosa, sağda oynuyor Mesut daha çok. Mesut Özil mi olacak orta saha? O zaman ona göre hoca belki. Mesut daha çok sağda oynuyor. Perkas şu anda oynamıyor. 10 numara. Bildiğin 10 numara Mesut. Bence. Tamam. Ama sağda da oynatıyor. Kabul ama 10 numara yani. Tamam. Perkas da 10 numara. Bir kere top Sosa yok. Da 10 numara. Perkas artık tam bir şey oldu. Asker oldu bence. Yani forvet her yerde var. Forvet arkasını oynatırsın. Onun arkasında şeyi hiç oynatırsın. Hiç katılmıyorum yani. Pelkas işte Bozar Pelkası. Ya yani Mesut Özil alınmalı mı alınmamalı alınmalı mı? Alınmalı tabii ki. Efendim? Alınmalı. 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 Ben alınmamalı diyorum. Biz alınmalı. Ben şahsen... Bence büyük fiyasko olur diyorum. Niye fiyasko olsun ya? Sen Falcao'dan biliyordu ya. İkinci bir Falcao vakası olur. Evet, güzel değil, söyledi. Sakat değil ki bu oyuncu. Tamam, sakat Falcao değil. Falcao sana sakat ya geldi. Bu da beklentileri karşılayamaz. Şu anda beklenti büyük. Şu anda Mesut'un en az 1,5 yıl bu beklentiyi karşılayacak ne gücü var. Fenerbahçe'nin bu Mesut Özil'in parasını karşılayabilecek gücü var. Ama sponsor olacak. Türk Hava Yolları sponsor olacak. Olacak. Puma diyorlar. Eyvallah. Puma var. Puma sponsor olmak istiyormuş. Puma ile görüşülüyor. Mutlaka gelir. Bunlar sponsor olacak. Ama ben yani Fenerbahçe'nin şu anda aradığı adam Mesut mu değil. Sana kaç yaşında geldi şey Falcao Galatasaray'a? 32. 34 yaşında geldi Falcao. Sosa. Kaç yaşında Falcao? 32'de geldi. Ne zaman geldi diye sordum. Tamam kaç yaşında geldi? 32'de geldi. Şu anda 34. Mesut şimdi kaç yaşında? 32 yaşında. Tamam. 32 yaşında. 85 doğumlu. Ama sana Falcao geldi. Yani 31 yaşında falan Mesut. Adamın 85 dediğin zaman 31 yaşında. 36 yaşında yaptı. Şimdi Mesut 30 yani 32 Mesut bir kere Falcao'dan çok daha ünlü bir oyuncu. 88 doğumlu diye biliyorum ben. Doğrudur ya 32 yaşında. Bir kere Mesut Falcao'dan çok daha önemli bir oyuncu. Mesut şu anda Türkiye'ye gelebilecek en büyük transfer. Mesut kariyer olarak 5 tane Falcao'ya. Real Madrid'e gitti mi? Real Madrid'e gitti mi? 5 tane Falcao'ya. Arsenal'a geldi mi? Hay sana soruyor. Ya ben de önemli değil. Hayır bunlar da seni daha hani hatırlatsın diyor. Fenerbahçe'nin oyuncusu dünya olmadı. Dünya şampiyonu olmuş. Evet. Alman milli takımının 10 numarasını sen konuşuyoruz. Sen de onu alıyorsun. Ben böyle bir kumar oynamam Ali Koç'un yanında olsam. Neden? Ne kumarı bu? Bir, 18 milyon euro alıyor Arsenal'dan. Sen onu veremezsin. Veremezsin. Sen onu veremezsin. Sen diyelim ki Mesut'u gözden düştüğü için, bir yılda oynamadığı için Mesut'u 10 milyona, 9 milyona ikna ettin. Yıllık mı? Yıllık. Bence daha alta gelir. Daha alta gelmez. Sayın Ali Koç çok iyi yapıyor. Peki. Çok iyi yapıyor. Sen bu parayı verirsen bu beklentileri karşılamaz. Sayın Ali Koç çok iyi yapıyor. Mesut'a yapılan tamamen ırkçılıkla, Türkiye lehine söylediği birkaç söylemle ilgili tukaka edilmesinden başka bir şey değil. Mesut'un en büyük kabahati İngiltere'de Türk olmak. Son zamanlarda yazdıkları nedeniyle. Yazdıkları da %100 doğru. Ben de imzamı atarım. Sayın Ali Koç da gel kardeşim sen vatansız değilsin. Burası senin ülken. Biz de sana sahip çıkıyoruz. Gel yeter ki Fenerbahçe'de tıkır tıkır topunu oyna diyor. Bu kadar basit. İşin lütfen psikolojik boyutunda görün burada. Yani sadece Mesut geldi. Mesut da gerekirse ben hiç oynayamadım, hiç hizmetim olmadı. Al kardeşim 5 milyonu istemiyorum diyecek kadar da futboldan ben serbest kazanmış. Ben başarılı olamaz diyorum. Gelsin tabii ki. Ya, Mesut'un başımızın üstünde yeri var. Kimliğiyle biz Türkiye'de yetişmiş, Türkiye'de en kariyerli futbolcu Arda Turan. Niye? Atletico Madrid'e gitmiş, oradan Barcelona'ya gitmiş, oraya kadar gitmiş. En kariyerli. Türk kimliğiyle dünyada en başarılı olmuş futbolcu Mesut Özil. Arsenal'a gitmiş, Real Madrid'e gitmiş, Werder Bremen'i almış, bireye götürmüş. Ama Almanya'da yaşayan Türk olarak söylüyorsun hocam. Türk sonuçta. Hayır, ama Türkçe Almanya'da yaşayan. Ya, benim için Arda Okul'da... Türk bir takımda mı oynuyor? Hayır. Onu anlamadım ben. Ben hangi milli takımda oynadığı önemli değil. Tamam, Alman milli takımını seçmemişim Mesut.
Ya o şimdi kalkıp bunları tartışmanın bir anlamı yok. Niye tartışmıyoruz? Ya, bu, onu seçtim. İyi de örnek olur. Yarın öbür gün biz hatırlarsam. Biz ben Mesut Türk değil demiyorum ki. Mesut Türk. Ben Fenerbahçe'nin şu anda şampiyonlar. Ben Almanım mı diyor? Ben Alman vatandaşıyım diyor. Alman vatandaşıyım diyor. Dikkat et. Tamam. Ama Türküm demiyor. Türküm diyor aynı zamanda. Tamam diyor. Türk eyvallah. Türk Alman vatandaşı. Tamam. Ben Mesut Türk değildir demiyorum. Ben olaya sportif anlamda bakıyorum. Ben i̇şin, Mesut'un işin sportif anlamda tarafını kaçırıyorsunuz. Gelir. Niye Mesut şu anda boşa çıksa? Mesut şu anda Milan'a da gidebilir. Ya ben Beşiktaş'ım. Mesut'u alacak birçok kulüp bir vardır diye söylüyorum. Galatasaray'a gelse Sayın Fatih Terim hayır mı der yani? Demez. O da demiyor ki o da ben de istemem demiyor hatta ki. Hatta gayet güzel açıklaması var. Mesut bize geldi hayır mı dedik diyor yani. Kim diyebilir ya? Kim dedi? Sayın Terim'in öyle bir açıklaması var. Kaçırmışsın. Ben duymadım. Demiş peki, de olabilir yani. Peki. Ya bir daha söylüyorum. Mesut Özil'in burada gelmesi bence Fenerbahçe... Ya ben Beşiktaş'tım, bence gelmesin. Bak söylüyorum, gelmesin. Mesut Özil'in geldiği zaman Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı farklı olur. Mesut Özil'in gelmediği zaman Beşiktaş'ın şansı olur. Yani siz Mesut'un Fenerbahçe'ye şampiyonluk vitesini hızlandıracağını mı düşünüyorsunuz? Ya Fenerbahçe'nin gerçek şu, futbol tarihini incelediğin zaman gerçek bir on numarası olduğu her sezon şampiyon olmuş. Her sezon. Yani Fenerbahçe gerçek bir on numarayla oynadığı, ıskaladığı sezon sayısı inan bana çok az. Ama Mesut sadece kanatta oynayabilen adam. Ama on numara esas Mesut'un işi. Alman milli takımında on numarası Mesut ya. Kanatta oynamıyor ki. Gezal gibi yani. Gezal baktığında Beşiktaş'ın oyun kurucusu Gezal. Beşiktaş'ın on numarası aslında Gezal. Yani biraz futbolun içinde giydiği forma numarası kaç Mesut'un? Alman milli takımında ve şeyde, Arsenal'da. 11 numara. Peki. Sol açık mı yani? Normalde 11 dediğin sol açık numarası. Arsenal'da 11 numarayı giymiyor mu? Ben sana Alman soruyorum. Alman bir takımda 10 numarayı giyiyor olabilir. 10 giyiyor diyor. Ya çok önemli değil. Önemli ben Mesut'un bu formuyla Fenerbahçe'ye en azından bu sezon için şampiyonlukta bir iğme kazandıramayacağını düşünüyorum. Şişirir seni. Çok programlarda şu ana kadar şişmişliğin yoka yakın. Şişirir. Ben de hem program söylerim. Ya hem şu şiştin derim. Mesut gelsin. Şu Pelkas'ın şu haftaya kadar sağlamış olduğu katkıyı asla sağlayamaz. Bu kadar sonra, da iddia ediyorum sana. 3 hafta sonra. Ben de aynı endişeyi siz Mesut'u oyuncu falan sanıyorsunuz gerçekten ya. Ben ona şaşırıyorum. Oyuncu değil mi Mesut? Oyuncu idi. Ha, peki şu anda artık değil. Peki. Ne şimdi? Efendim? Ne şimdi? Bak Arda Turan'ın bile o travmadan bu zamana kadar gelmesi için en az 2,5 yıl geçti. Başakşehir'de gayet güzel rehabilite ettiler. Ne? Başakşehir'de de bir şey yapmadı. İşte Başakşehir Bey daha da kötü oldu Arda. İşte diyorum rehabilite oldu. Rehabilite oldu. Bir futbolcu düşün. 10 yaşından beri top oynuyor. Sonra 30'lu yaşta önüne bir fırsat Mesut'un ismi ben taraftar İllerle olsam fırsatı. Acayip heyecanlandırır. Havalimanına gitmek için her şeyi yaparım. Ben futbol anlamında, sportif anlamda Mesut Fenerbahçe'ye şu anda güç bu yıl katamaz. Onu diyorum. Tabii ki forma sattı, izlendi, işte havalimanı mahşer yerine döndü. Bunların hepsine varım, isterim. Ama ne verir? Ya geçen, veremez bir şey, onu diyorum. Geçen bir yorumcunun eski yorumunu gördüm ben. Galatasaray yönetimi Falco'yu alırsa diyor, tozunu dumanını attırır diyor. Aynı yorumcu 10 ay sonra Galatasaray ilk iş olarak Falco'yu göndermeli diyor. Onun için... Bu işler çok su kaldırır. Çok büyük konuşma. Bana kalır. Futbol olarak bir şey veremez diyorum. Bak dedim, açık ve net ben söylüyorum. Mesut sahaya çıkması yeterli. O kadar mesela. Öyle yok. Yok. Abu Bakar için de aynı şeyi söylediler. Yoksa kat geldi de bilmem ne geldi. Bugün Beşiktaş takımından Abu Bakar'ı çıkar. Beşiktaş diye bir takım yoka yakın. Yani Mesut o bence bir Van Persie de olabilir. Van Persie'yi göre sakat aldılar. Koltuk değneğiyle yürüyordu adam. Fenerbahçe'yi aldılar, söyletme. Alex'in kramponlarını zor taşır. Mesut. Ben mesela yani Alex'in kramponlarını da... Alex'in verdiği katkının onda birini versin bana. Ulan helal olsun Mesut, sen beni yanılttın. Alex geldiğinde kaç yaşındaydı Fenerbahçe? 26 yaşındaydı. Ben biraz daha gençti ya. Çok yani 24 diyelim. Hatta birçok kişi inanmadı bile o Alex. Avrupa'da bir başarısız serüveni oldu. Bir önceki şeydi. Sonra Brezilya milli takımında bize karşı oynadığında hem bir gol attı hem bir golün pasını verdi. Biz de dağıttı o gün yani. Gerçek ya, o. Uyduruk kupadan, konfederasyon kupasından bahsediyor. Uyduruk kupa dediğin Türk milli takımı. Dünya kupasını oynattılar mı? Şov yaptı, Alex'te. Fransa'yı ezdi. Dünya kupasını oynattılar işte mı? Okan penaltıyı kaçırmasa maçı uzatmaya götürecek. Ya ben ona çok kupa olarak bakmıyordum neyse. Prestijdi o. Oradaki
dünyanın iyi takımlarını çağırdıkları bir prestijli bir olaydı o. Yani Mesut'u ben çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Keşke, heyecan keşke, katar, keşke, bir ihme katar Mesut'tu, ama bu keşke, sene başarılı olamazdı. Keşke Emre Can'dı, Mesut'tu, İlker Gündoğan'dı. Onların oynadığı bir Türk milli futbol takımı seyredebilseydik. Bak Mesut olayı... Sen peki çok tekli monolog oldu. Sen... Yo, buyurun buyurun, ben girerim konuya. Sen ne düşünüyorsun? Mesut başarılı olabilir mi? Siz önce devam edin, ben sonra gireceğim. Yok, bitirdik tabii ya. Bitirdik. Aynı şeyleri tartışacağım. Ben bir şey tamam. Söyleyeceğim. Acele etme, konuşacağım ya. Bak bir şey... Ben bekliyorum, sizi bekliyorum. Mesut'a yapılanlar çok iyi oldu. Bundan sonra Almanya'da oynaması için futbolculara ikna gidiyor. Bizim yöneticiler yalvarıyordu ya. Bak diyeceğim, önünüzde Mesut örneği var. Biz bu adamlara hizmet ediyorsunuz ama en ufak bir başarısızlıkta bakın sizin Türk olduğunuzu hatırlıyorlar. Onun için gelin Türk U18, Türk U20, 21'de sonra da alnınız akıyla Türk milli takımda oynayın derim. Bundan sonra da o adamları boş yere Almanya'ya şuna buna kaptırmam kardeşim. Bu kadar basit. Orada yetişen Türk gençleriyle, ülkemizde yetişen Türk gençlerinin formda olanlarının birlikteliğinden doğacak bir milli takımında gücünün ne olduğunu zamanla. O biraz ikna ve erken davranma meselesi. Orada burada, erken keşfedersen o çocuğa o kadar sahip olursun. Türk milli takımı farklı bir takım. Nasıl farklı bir takım? O bizim takımımız. Ve Türk milli takımında kendi evlatlarımız, yani Türkiye'de yetişen oyuncularla, onlar da bizim çocuklarımız. Ne fark var ya? Anlatacağım hocam. Yani lejyoner dediğimiz oyuncuların gelişiyle birlikte. O bile hatalı. Lejyoner, paralı asker, o bile hatalı. Ama öyle deniliyor. Yanlış. Evet, devam et. Şimdi hocam, Mesut'la Arda'yı bir yere koyuyorsunuz. İşte onunla bunu. Şimdi Türklüğü de başka buradan buraya alırsak buradan bir çıkamayız. Bir araya koymadık. Hayır. Farklı platformda gösterdik. Şimdi benim evladım Van'dan yetişti mi? Futbolcu olarak. Galatasaray'a geldi mi? Oradan milli takıma gitti mi? Oradan Arda gibi Atletico'ya gitti mi? Atletico Madrid'den Barcelona'ya gitti mi? Şimdi onunla Mesut farklı. Mesut nerede yetişti? Almanya'da yetişti. Türk tabiatlı biziz değil mi? Türk. Doğru mu? Ama nerede oynadı? Hangi milli takım tercih etti arkadaş? Alman milli takımını. İlkay? Ama Mesut'u burada suçlayamayız. Belki o dönem için Mesut'un verdiği bu karar doğruydu. Bunları, hayır, Türklüğe gelirsek Türklüğü anlatıyorum size. Konuşuyorsunuz demin. Hayır. Ya Allah şimdi, Allah. Bu kararı şimdi, bence Mesut da vermemiştir. Belki babası vermiştir. Ya neyse. Belki bu orada oyuncular neticede tutmuştur. Bak şimdi eğer tamam, böyle bakmamız yanlış diyorum. Biz buna sporun içine bakalım. Yani orada oynadık. Sporun içine baktık. Ben zaten şimdi, spor değil. Ben Mesut, asla Mesut'u Mesut, verdiği hiçbir karardan Türkiye'yi dolayı eleştirmiyorum ki. Batı'nın yaptığı haksızlıklarla ilgili 3 tane tweet atmasaydı bugün bunları tartışmıyordular bile. Ha, hocanın görüşü o. Diyor ki Arsenal'da Türk olduğu için top oynamaya devam Türk olduğu için oynatılmıyor diyor. Ben de katılmıyorum. Çünkü adam yaklaşık 70-80 milyon euro. Bakın 70-80 milyon euroyu Türk olduğu için çöpe atacak. Hocam Mesut, bir şey söyleyeceğim. Mesut'a Almanya'da da alçaklık yaptılar. Bir dakika hocam, bir şey diyeceğim. Kupayı alırken Mesut onların Mesut'u. Ya hocam biz şimdi oralara girersek bu futbol işi çok karmaşık olacak. Ama girelim istiyorsan şöyle girelim. Mesut ayrı. Ya siz niye Mesut'un bundan sonra verebileceği performansı? Ben onu konuşmak istedim ama hocam bizi oraya çekiyor. Şimdi ben dedim. Mesut geçmişte iyi bir oyuncuydu. Şu anda bir soru Mesut, işareti. Mesut tekrar burada, eski duruma gelmesi için zaman gerekiyor. Herhalde nasıl zaman? Ama yaş ilerliyor. Ya anlamıyorsun. Mesut, bunları da düşünmek lazım. Mesut Fenerbahçe'de oynar mı oynamaz mı? Geldiği zaman. Elbette Fenerbahçe'de ki, biraz antrenmanla sen de oynayabilirsin. Ya Allah Allah, öyle şey o kadar dedi. Ya şimdi Mesut geldiği zaman bu takımda mutlaka forma giyecek tabii ki. Tabii ki. Ama olacak. Belli bir süredir, 11 aydır da sahalardan uzak kalmış. Ben ama de, onun zorluğunu aşınca bir adapte dönemi olacaktır. Ondan sonra Mesut gibi oyuncular bu işleri çabuk yapar. Bunlar büyük oyuncu yani. Yani o Mesut'u 5-6 ay beklemez. Mesut gelir buraya en fazla 3 hafta, 5 hafta Mesut Mesut'tur. 3 hafta, 5 hafta. Evet, peki şöyle oynar. Şunu tartışalım. Oynar ya. Fenerbahçe'nin Mesut'a gibi bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Var mı diyorsunuz? Şu anda yok. İşte onu söyledim. Ya kim yok der ki? Ama ben diyorum. Bence var. Şöyle var. Belkas'tan dolayı mı yok? Çünkü Sosa'yı almışsın. Bence oynamıyor. Oynamıyor ayrı konu ama almışsın. Belkas yani, şimdi formda. Çöp yapmak üzere. Belkas da sonuçta yani şöyle anlatayım. Siklet olarak karşılaştırmak mümkün değil ama biri dediğin gibi daha genç formda bilmem ne. İşte öbürü dediğin gibi 32 yaşında vesaire vesaire. Ama bu adamlar daha bir 20 maç daha var önünde. Bir de şey konuşuluyor. İşte Mesut gelecek, bunları tartışırsak o zaman benim sana hak verdiğim alanı görürsün. İşte bilmem ne kafe zincirine gelmiş. Geldi, o kafe zinciriyle ilgili şimdiden yer de baktırıyor falan filan. Şimdi bir insan top oynarken ticari hayatı kendi düşünmeyecek. Ailesinde görevlendirdiği, güvendiği insanlar olur. Onlar onun adına işi organize edecekler. Yoksa sen aklını topa veremezsin ki. Tabii ki toptan kazandın,
paranın, mesela bakıyorsun Zlatan İbrahimovic'in servetini açıkladılar. 300 milyon euro çıktı. Şimdi Zlatan İbrahimovic'in yıllık kazandığı paraları alt alta koy. 300 milyon euro nereden çıkıyor Allah aşkına? Hani Cristiano Ronaldo ya da Messi olsa onu anlarım. Yukarıdan aşağı topladığında o rakam çıkabilir. Demek ki başka yan gelirleri var. O parayı yatırmış. Bugün dünyanın en zengin sporcusu kim? Michael Jordan. Basketten mi kazanmış bunu? Hayır. Hayır. Aynı zamanda başarılı bir iş adamı. Çıktı açıkladı bu ya, Netflix'teki. Tiger Woods da öyle. Ha. Federer de, Nadal da öyle. Hepsi bunlar. Tabii. Spordan kazandıklarının çok daha fazlasını sponsorluklardan ve diğer... Yatırım yapıyorlar. Marka yatırımları yapıyorlar. Evet, lokanta açıyorlar. Bilme. Yani ismini kullanıyor. Neyse şimdi biz Mesut onun hazırlığını gördüm. Ha bak öyle bir şey olursa evet başarısız olur. O zaman Fenerbahçe'de başarılı olamaz. Şimdi Mesut'u bir... Erol Bulut istiyor mu? İstemiyor mu? O önemli. Mesut'u Fenerbahçe taraftarı yıllardır istiyor mu diye ya gidiyor. Hiçbir teknik adam şu anda ben Mesut'u istemiyorum demez zaten. Ben de aynı şeyi söylüyorum. O dolayısıyla Mesut'un bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'ye gelmesini istemem diyorum ben ya. Bundan daha açık nasıl söyleyeyim? Adnan da istemez, onu da biliyorum. Yok, Adnan istiyor değil mi gelmesini? Ya ben niye gelmesin? Mesut gelsin. Tabii ki isterim. Ya renk katar ya. Beşiktaşlı kimliği yani istiyor. Yani Türk futboluna ne kadar yıldız oyuncu gelirse... Değil. Türk futbolunun o kadar marka değeri artar. Artar. Mesut da bunu arttırır. Gelsin. Keşke ha, gelsin. İhtiyacı var mı veya faydalı olur mu? Ben bu sene için olamaz diyorum. Peki. Bu sene için olamazsa seneye hiç olamaz. Çünkü Mesut geldi. Alex'le mukayese edilecek, Hacı ile mukayese edilecek, işte Van Persie ile mukayese edilecek. Yani Mesut'u zor bir süreç bekliyor. Fenerbahçe şampiyon olamazsa seneye kim ne yapıyor olur, Fenerbahçe'yi kim yönetiyor olur? Onu da bir program tartışıyoruz. Ya o işte bak onlar da var. Ben daha o yüzden zaten yani, dedim ama. Evet. İşte o da garanti almak için Mesut'u alıyor. En kötü ihtimal diyecek kardeşim Mesut'u bile aldım olmadı ne yapayım diyecek. O da olabilir yani. Peki artık son noktalayalım. Mesajlar geliyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İrfan ve Ercan Bey programımızı izliyorlarmış. Onlara programımızı canlı takip ediyor. Görüntü de atmışlar. Onlara da selam gönderelim. Dilaver'cim ne yazmışsın? Etrafında önce oyuncular da tabii ki önemli Mesut'un. Ama şu anda yani iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe'de ritim buldu. Şampiyonluk oranlarını böyle yenilersek, Fenerbahçe'nin arka arkaya 3 maçtır kazanıyor olması, Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında yapmış olduğu patlama, tabii kalecinin de orada talihsizliği vardı. Erken maçın başında erken bulmuş olduğu gol. Ondan sonra her şey zaten yolunda gidiyor. Baktım herkes maçtan sonra kucaklaşıyor, ediyor. Ama maçlar biraz kötüye gittiği zaman insan saldıracak veya hırsını alacak yerler arıyor. Beşiktaş-Hatay maçı, onun futbolunu hiç konuşamadık. Bir istiyorsanız bir 5 dakikamız daha var mı arkadaşlar? Ne kadar zamanımda? Onu da çarşamba yapalım. O zaman birer cümle alayım Beşiktaş'la ilgili sizden. Yani bir tam zamanında bir puan aldı Beşiktaş. Kritik 1 puan aldı. Aldı. Alamayabilirdi. Kritik 1 puan aldı. Yani Hatay 2 puanı kaybetti mi diye düşünüyorsunuz? Hayır. Hatay da alması gereken 1 puanı aldı. Beşiktaş da alması gereken. Son zamanların en güzel, en çekişmeli 45 dakikasını izledik. İlk yarısı sanki İngiltere Ligi'nden birisi almış maçı oraya koymuş. O kadar güzeldi yani. 4 tane gol. Bence bu maç golcülerin maçı oldu, kalecilerin maçı olmadı diye düşünüyorum. Kaleci, Beşiktaş kalesinde kaleci var mı ki kalecilerin yani hiç olmadı? Yani Ersin bu hafta iyi kaleci olacaktı ama hata yaptı. Bekleyeceğiz. İşte taktı mı takıyor Ahmet Ertan Rezcan'a bir... Beşiktaş kalesi... Yani ağzıyla kaleci. Ejderha yakalasa yaranamaz artık Ersin de Utku'da. Beşiktaş kalesinde kaleci yok. Yani Beşiktaş kalesinde kaleci olsaydı... İlk golde hatası yok ki. Orada Rozier'in ayağına çarpıyor. Kontrpiyede kalıyor. Ya o topu oradan şeyin altından ya böyle tıngır mıngır yumuşatmışsın. Oradan kaçırmayacaksın topu orada. İşte ama farklı yerden beklerken farklı yere geliyor. Önemi yok. Yatmışsın oraya. Onu tıngır mıngır. Kendisi de farkında hatta yaptın. Canım hiç boş ver. O zaman Gençlerbirliği kalecisini asalım yani. Gençlerbirliği kalecisi vakit varken, şimdi herkes diyor işte genç şöyle olur, böyle olur vesaire. Bilinç dışı lakayt. Şeye kadar önemli değil. Bak 5 gol var orada, 5'ini yiyebilirsin. Ama o topu aldığında önünde bombaşken Galatasaraylı futbolcu yiyip golü yemen, senin bu işe kumaşının uygun olmadığının bir göstergesi. Zaten bizim Türkiye Ligi'nde şöyle bir adet var. İyi bir kaleci, kendi kafana göre kaleye tutmaya çalışıyorsun.
Fenerbahçe falan hariç dikkat et. Fenerbahçe işte Rüştü'ydü, Volkan yedekti. Volkan'dı, Rüştü yedekti falan hariç. Fenerbahçe hep hariç diyorum. Volkan'dı, Mert yedekti falan filan. Ama baktığın zaman Türkiye Ligi'ndeki takımlar genelde bir ana kaleci alıyorlar. Değeri olan, onun onda bir değerine de bir ikinci kaleci alıyorlar. Beşiktaş'ın iki kalesi de ikinci kaleci. Beşiktaş'ın birinci kalecisi yok ki. Peki, çarşamba günü tekrar görüşmek üzere saat 23'te. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası maçlarına da heyecan yine bugünden itibaren devam edecek. Çarşamba Adnan Aybaba ve Ahmet Ertan Tezcan'la aynı üçlü görüşmek üzere. Hoşçakalın.